sen de söyle. Gerçekten harika bir kalabalık. Bir Anadolu yakası oturanı olarak niye buraya da gelmemiz gerektiğini, niye burada da oynamamız gerektiğini bize bir kere daha ispat ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun efendim. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Şimdi erken saatte işe gidenler, okula gidenler vardır değil mi? Erken saatte kalkanlar. Nasıl oluyor? Müthiş bir karanlığa uyanıyoruz. Şimdi bir ailemiz bakalım erken saatte kalkınca neler yaşıyormuş onu göreceğiz efendim. Buyursunlar. Gel, gel böyle gel, birbirimizi kaybetmeyelim kızım, gel. Feridun, nereye gidiyoruz biz Allah aşkına? Doğru yerde miyiz? Okul burada bir yerde mi? Ya tabii canım, doğru yerdeyiz. Şu ilerideki megafonlu yer okul işte. Şimdi önce Mehtap'ı okula bırakacağız. Sonra ben sana otobüs durağına bırakacağım. Sen işe gideceksin. Sonra ben de Fikri'yi bulacağım. O da beni işe bırakacak. Hiç merak etmeyin. Bu sabah bir şekilde halledeceğiz. Rahat olun, rahat olun. Hep başımıza bunlar geliyor ya. Hep her sabah aynı şey geliyor. Dur, dur, rahat olmayın. Dur, dur. Ne oldu? O megafonlu yer okul değilmiş. Camiymiş lan orası. Baba ya, benim cami havlusu bırakmak için yani biraz geç kalmadınız mı? Her sabah aynı şeyi yaşıyoruz. Hep aynı stres Feridun Bey. Ah Feridun Bey, ah Feridun Bey. Hep senin yüzünden bunlar. Lan nasıl benim yüzümden olur? Ülke kış saat uygulamasına geçmiyorsa bu benim suçum mu ya? Ya benim mutlu muyum ben? Hoşuma mı gidiyor? Lan. Lan her sabah işe mi gidiyorum? Şafak operasyonuna mı çıkıyorum? O belli değil. Yarabbim kızım, yavrum şöyle etrafına birazcık bakıver be annem. Buralar tanıdık geliyor mu sana? Ne bileyim okul buralara bir yerlere yakın mı annem? Yani nasıl annem bu karanlıkta ya? Bu karanlıkta sen bile tanıdık gelmiyorsun ki bana. Ya çok sıkıldım artık. Yatıyorum karanlık, kalkıyorum karanlık. Hayır okula mı gidiyorum? Sabah hale mal almaya mı gidiyorum? Belli değil. Ay. Bir isyan yavrum, küçücük yaşında isyan ediyor. Resmen Elm Sokağı'ndayız sanki. Kabusu yaşıyoruz. Lan abartma ya. Elm Sokağı'yla ne alakası var buranın? Evet, biraz alakası olabilir. Ama panik yapmayacağız ya. Feridun, şurada bir kapı açıldı. Biri var galiba. Hadi git bir sor, hadi. Ulan neden? Gıcırdayan bir kapıya niye ben gidiyorum ya? Niye aile reisi olarak ben gideyim. Hadi sen gideceksin tabii. Hadi. Gidecek. Dikkatli. Kızım ipini tut. İpini iyi tut. İpini iyi tut annem. Ayrılma ayrıl. Ayrılmıyoruz, ayrılmıyoruz. Buradayız. Kimse var mı? Ne var? Allah'ım sana geliyorum. Ha, cami az ileride. Şu megafonu olan. Onu diyorsun değil mi? Kusura bakmayın ya. Biz sizi böyle bembeyaz unlu falan görünce biraz korktuk. Günaydın. Evet, günaydın diyorsun. Bak bakayım aymış bugün. Ne kadar haklı bir isyan gene. Ha. Haklısınız, kusura bakmayın. Şey, evladımızı okula götüreceğiz de. Okul burası mı acaba? Yok efendim, burası okul mokul değil. Burası bildiğin fırın. Ha. Haydi size iyi geceler. Ah. İyi geceler. Ulan gün ışığı görmemekten herkes kafayı yedi ha. Şöyle yavaş yavaş bu tarafa gidelim. İlla birine denk geleceğiz ya. İpini tut kızım. Kızım ayrılma. İpini tut anneyim. Tamam. Feridun. Ha. Var orada biri var. Bir teyze var bak. Şaka yapıyorsun. Ha geliyor, geliyor. Ha. Ha.
Teyze, okul yolu bu taraf mı? Bu yoldan giden bir daha geri dönmedi. Neden, lanetli mi bu yol? Yok, çıkmaz sokak burası oğlum. Buraya arabayla girsin, buradan geri geri çıkarsın, zor olur. Ya araba demişken, sizde araba varsa beni bir şişle etfale bırakacağım mı oğlum? Teyzeciğim, bizde araba ne gezer? İp var, ip görmüyor musun? Allah'ım yarabbim, okulun yanını biliyorsan söyler misin? Şöyle düz gidiyorsun, megafonun olduğu yer okul. La değil orası okul, hadi teyzen bak şimdi, hadi tamam ya. Attım o zaten. Hadi bak. Baba sana bir şey söyleyeceğim. Hazır okul bulamıyorken eğitim hayatıma son vermek bence çok uygun olur diye düşünüyorum. Nasıl? Gel. Hiç iyi bir fikir değil Mehtap. Saçmalama Allah aşkına. Yürüyün, hadi yürüyün. Yürüyün. Şşş! Bir şey diyeceğim. Bu senin okuldaki öğretmenine benzemiyor mu Mehtap? Öğretmenim! Hocam! Öğretmenim! Işıkma, merhaba. Nihal ya! Ya sormayın. Mehtap, selam kızım. Ya fark edemedim sabah sabah. Çakallar inmiş. Biraz saldırılarıma ucuz atlattık. Hocam, o sesler vardı. Onlar çakalın sesi miymiş? Çakalmış. Ya hocam, size bir şey rica etsek. Kızı da alıp benim okula birlikte gitseniz olur mu? Size emanet etsek. Tabii olur. Hadi çözüp hemen. Yalnız Mehtap, gel kızım. Al şu gözlüğü tak, önce rahat gidelim. O ne gözlüğü öğretmenim? Gece görüş gözlüğü efendim. Ben sabahları işe giderken bu gece görüş gözlüğünü takıyorum. Mis gibi, gündüz gibi gidiyorum efendim. Her şeyi özetleyen fıkra gibi bir cümle hocam bu yani. Evet efendim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Gel bakalım Mehtap. Hadi öptüm anneciğim. Bay bay. Annem, bir tanem benim. Allah zihin açıklığı versin çocuğum. Lan. Derslerine iyi çalış. Enseyi karartma. Moralini bozma. Elbet bir gün güneş doğacak. Abart. Abart. Geç tarafa. Bir bak. Hayret bir şey ya. Bir buçuk saatte zaten bu güneş doğacak ya. Şimdi seni durağa bırakalım, orada da ben işe yetişeyim. Vallahi billahi geç kalacağız. Hadi, hadi yeter oğlum. Yeter, arkama geç. Tekinsiz, serseri bir kişi bu. Balgamını da bıraktı yere. Şişt, pislik! Sakın bize yaklaşma. Duyuyor musun beni? Sakın bize yaklaşayım deme. Hele bir yaklaş ulan. Sen bizi boş mu sandın? Hele bir yaklaş. Sakın yaklaşma. Ulan yaklaşmıyordu zaten ya. Sen söyleyince aklına düşürdüm. Bu ne temelsiz bir iddia ya. La al yaklaşıyor. Mutlu olsun şimdi. Yeter. Anam anam. Ya yeter abla. Korkma ben Reyhan. Bu nasıl Reyhan lan böyle? Kız Reyhan, ödüm koptu. Kız Reyhan, bu ne hal be? Abla ne yapayım ya? İşe gitmek için karanlıkta işte bu hallere girdim. İt kopuk bulaşmasın diye it kopuk gibi dolanıyor. Kız sen ne akıllısın. Vallahi helal olsun. Sen resmen bu bir buluş. Tebrik ediyorum seni. Görüyor musun bak nasıl donanımlı. O kadar değil abla bak. Ah. Biber gazı. Şok tabancası, sis bombası. Başıma bir şey gelmesin diye çok hazırlıklıyım. Sende ne var abla? Bende? Bende bu var. Sen bayağı hazırlıksız gelmişsin abla. Gel seni durağa kadar bırakayım. Hadi kız, götür vallahi. Hadi aşkım. Abla. Hadi. Çıkar şunu. Tak kapşonunu. Tamam, ver o dur. Tamam, hadi be, bin git hadi. Kafanda kıracağım. Ben şansını tak. Neredeyim ben de? Evet. Eğdim. Ayaklarını sürü. Tükür şimdi abla. Ha? Tükür. Kız öyle değil, genizden. Hadi. Oluyor mu Reyhan? Olacak, gel benimle. Hadi inşallah. Ulan ikinci çocuğu yapmayı düşündüğümüz kadının haline bak ya. Vallahi hadi bunu da hallettiğimize göre artık Fikri'yi bulursam tamamdır. Ben de kurtaracağım kendimi. Feridun. Fikri. He ben. Fikri, sen misin? Ben. Allah'ım ne kadar büyük bir tesadüfle bulduk birbirimizi. Hadi işe geç kalacağız, hadi. Tamam, Feridun. Sen beni şişli etfale bırakabileceğim ya. Ne? Şişlisi Fikri, ne etfali, Allah'ını seversen ya. Ya teyze ya. Allah Allah. Ödümü kopardın ya. Oğlum, sen de araba varsa beni şişli etfale. Teyze sen psikopat mısın? Arabam yok. Araba iple geziyorum ben ya. Allah'ını seversen ya. Aman. Aldım karanlıkta ya. Neredesin be adam be? Fikri!
Fikri! Buradayım, burada! Ana! Anam lan Fikri! Ne yapıyorsun oğlum orada sen? Oğlum ne yapayım ya? Dün çukur kazmışlar. Düşmüşüm içine sabah ya. Allah Allah! E ben dur seni kurtarayım. Bir yardım et ya, bir yardım et. Tamam dur. Dikkat et ama sakın dur. Burası oynuyor ama burası. Tamam dikkat et bak, dikkat. Biraz kendini şey yap. Çek kendini çek biraz. Ay ışık yine söndü. Düşme bak içine. Tamam düşmem oğlum, merak etme lan. Düşme bak. Oğlum düşmem lan. Düştüm. Fark ettim. İşi geç kalacağız oğlum ya. Ya dur bakalım, buluruz bir çaresini. Sen burada yalnız mısın ya? Yok yalnız değilim, arkadaş da var. Merhaba, hoş geldin. Abi kim? Ben apartman görevlisiyim. Sabah servis için bakkala giderken düştün. Keşke dönerken düşseydin. Kahvaltı yapardık. Doğru diyorsun. Oğlum siz bu durumu ne kadar çabuk kanıksamışsınız ya. Böyle bir şey olabilir. Birinin bize yardım etmesi lazım. Kendinize gelin. İmdat! Polis! İmdat! Efendim! Emniyet güçleri yanında. Tam olarak yanımda. Fark ediyorum da niye? Ne yapıyorsunuz? Ya ben de işte düşen birini kurtarmaya çalışırken düştüm. Oğlum biz burada tam olarak kaç kişiyiz lan? Ya böyle bir şey olamaz. Biraz yardım için bağıralım. Çaba sarf edelim. Evet, bu tamam. Mahallenin bir sakini yok mu? Esnafı yok mu? İmdat yardım edin! Yardım edin! Kimse yok mu? Yardım edin! Lan ya, ha? Ha? Oluyor. Ah merhabalar. Ha birader. Allah bir geldi. Bir el atın be. Ha? Yardım edin he. Oğlum nasıl düştünüz oraya? Bir şekilde düştük. Kurtarın bizi ne olur ya. Aman dur merak etme. Tamam, olur. Ama dikkat edin siz de düşmeyin. Arkadan doğru da gelin. Allah Allah. Kendi mahallemde bana buraya izah ediyor ya. Talip ediyor ya. Yok ondan değil. Ama dikkat edin. Anlamıyorum ki böyle dümdüz yerde nasıl buraya düşüyorsun? İşte oluyor talihsiz. Yani. Allah ben de hiç anlamadım nasıl düştünüz. Hadi hadi dikkat edin. Siz dikkat edin beyler. Ben seni atıyorum ha. Yavaş ha yavaş. Düşmeyin. Beyler dikkat edin. Döndü burası ya. Evet arkadaşlar, bir mahalle dizisi çekebilmek için bütün unsurlar tamamlandı. Tek eksiğimiz Kandemir Konduk. Oğlum ne yapacağız burada? Birine bize yardım etmesi lazım ya. Kim yardım edecek bize? İmdat! Biri bize yardım etsin ne olur ya. İmdat! İmdat! Ya biri bize yardım etsin. İmdat! Hadi ya. Ya gene mi ya? Hep aynı şey oluyor ya. Bir hayırsever yok mu? Bir kimse şey var. Yok mu? Ya, burada bir şey var. Ya, ne var abi? Ana! Aa! Teyze! Adamlar! He, biz adamlar. Ben bu teyzeyi tanıyorum ya. Teyze bize yardım et, ne olursun. Karşılığında ne istediğimi biliyorsun. Değil mi? Beyler, arabası olan biri varsa bir Şişli Etfal'a gidip geleceğiz. Bakıyorum da keyifler yerinde. Kaç! Şişi'yi öldürdün. Bu ne lan oratoryo gibi ya? Çok güzel odun veririm ben. Aha. Adamın odunu kopardın. Atalım bunu kodesi. Atalım aslanların önüne. Bana bu kinin nereden geliyor ya? Efendim oğlum, arabayı uçurma mı yuvarladın? 100.000 lira mı kaptırdın? Barı mı yaktınız? Sürekli koşan kişi hep daha az şey bilir evlat. Sadakat hep özenilir. Sen ne anlatıyorsun dayı? İsmimi söylerken sert ünsüzleri yumuşatmayın, iyilik eki eklemeyin. Biz burada yokmuşuz gibi konuşacaksın. Bilal Bey kolay gelsin. Misafiriniz varsa sonra geleyim. Sana ıskan! Sabahtan beri... Şöyle bir kendine gel ya. Biraz hareket. Enerjisin. Birini etkilemek için, yani amiyane tavrıyla belki tavlamak için enteresan bir şey yapan var mı? Şurada birini gördüm. İyi akşamlar. Merhaba. İsim ne? Muhammed. Herhalde bir bayanın ilgisi en güzel evlenme teklifiyle çekilir diye düşünüyorum. Ben de... Öyle mi yaptınız? Evet, ben de vesilenizle evlenme teklifi etmek istiyorum. Öyle mi? Hanımefendinin adı ne?
Derya. Derya, bekliyor muydun Derya böyle bir şey? Hayır, beklemiyordum. Şok mu şu an? Evet. Ben ne kadar biliyorsam sen de o kadar biliyorsun. Evet, Muhammed. İyi günde, kötü günde... Güzel bir konuşma yap, Muhammed. Bak, biz sana bir cesaret alkışı verelim. Sen güzel bir konuşma yap. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta benimle birlikte bir ömür geçirmeye ne dersin? Benimle evlenir misin? Oo, şıklı. Evet. Ay. Evet, Kadıköy Belediyesi'nin bana verdiği yetkiyle diyorum. Hiç öyle bir yetkim yok. Keşke olsaydı. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah tamamını erdirsin. Var mı plan? Ne zamana düşünüyorsunuz? Nasipse Haziran ayına düşünüyoruz tabii ki ama... Ya sen düşünüyorsun ya. Hanımefendi, haberi yok. Derya, ne hissediyorsun? Bir şey söyle. Beklemiyordum, şaşırdım ama... Planlı bir şeydi Haziran. Zaten vardı yani böyle. Hayır, yani teklifin ne zaman olduğunu beklemiyordun ya. Evet, teklif beklemiyordu herhalde. Ondan dolayı biraz şaşırdım. Ha, mutluluklar diliyoruz. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Güldüm Güldür ekibine de çok teşekkür ediyorum. Vay be. Evet, bu arada ya bu mutlu anı, bu sürprizli, hiç unutulmayacak anı yaşamak için bizi tercih ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda efendim böyle evlilik teklifi, düğün, nişan, sünnet, kına, bu tip organizasyonlara belli bir ücret karşılığı katılabiliyoruz. Şimdi bizim iki arkadaşımız var. Bizi devamlı seyredenler, takip edenler bilirler. Bu iki arkadaşımız da çok böyle ilişki istiyor. Birileriyle beraber olmak, hayatı paylaşmak istiyor ama bu konuda biraz şanssızlar. Şimdi onlar gelsin bakalım bu sefer hangi maceraya yelken açacaklar. İzleyelim efendim. Buyursunlar. Ana, buenvenido arkadaşlar. Ülkemiz Rumpelya'ya hoş geldiniz. Selam be. Vallahi adeta yeryüzünde bir cennetmiş Rodenya. Baksana, etrafımız hep meleklerle dolu. Sence de güzel değil mi hem kardeşim? Ne de olsa Che Guevara gibi bir devrimci doğurmuş bu coğrafya. Nasıl güzel olmasın Rodenya? Yapma. Dünkü Erasmus Partisi'nden sonra evimizi görün istedik. İşte bizim evimiz La Casa. Allah Allah! Taç Mahal gibi yahu. Öyle değil mi? Ne kadar büyük ev kardeşim. Taç Mahal'e mi geldik bilmem ama... olay mahaline geldiğimiz kesin. Evdaş Bilal. İki güzel genç kız bize evlerinin kapılarını açtı. Ev biraz kapitalist ama olsun. Ev kardeşim. Biz. Kardeşim Jalapeno ve ben Lemonarella. Dün geceki partide siz iki yakışıklıyı gördük. Biz çok mutlu amore. Ev kardeşim. Ben mi yanlış duydum yoksa yakışıklı mı dedi? Dün akşamki partide mekan karanlıktı diye sanmıştım ama ilgi burada da devam ediyor Erasmustaş Bilal. Kızlar bizi seviyorlar. Evet, biz sizi çok seviyorum. Bütün Rubenya olarak Turko dizileri izledik. Hatta Türkçeyi oradan öğrendik biz. Bence sen İbrahim muhteşem Süleyman'a benziyorsun. Ha sen Bilal Şehzade Mustafa'ya benziyorsun. Allah'ım. Bu iki güzel kızın gözlerini bağladığın için sana şükürler olsun ya Rabbim. Farklı açıdan bakacak olursak
güzellik faşizmine savaş açmış iki devrimciyle beraberiz evdaş. Doğru dedin hem kardeşim. Ha bu arada kızlar, bizden size Türk lokumu getirdik. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Lokum mu? Aa la la. Ama siz varken lokuma ne gerek var? Anne, o lokum sizden daha tatlı olamaz. İbrahim kardeşim, biz hangi yetimi sevindirdik? Biz hangi garibanın hayır duasını aldık ya? Yılların mücadelesi sonunda meyvesini verdi diyelim evdaş Bilal. Bizim size bir sürprizimiz var. Ama biraz oturun hadi. Oturalım hadi, böyle hadi. Mi? Böyle otur. Bekleyin la casa de papel. Kız kardeşleri bulduk. Bacanak oluyoruz. Ay evdaş Bilal. Yine de keşke şu Erasmus'umuz Robenya gibi faşist diktatörlükle yönetilen bir ülkeye çıkmasaydı. Hollanda gibi, Belçika gibi daha özgürlükçü ülkeler olabilirdi. Benim için hepsi aynı. Orada da cami yok, burada da cami yok. Yani benim için bir fark yok. Bu arada evden çıkarken bıyığına fön çektiğini görmedim sanma. Öz bakım devrimsel bir eylemdir. Bu arada Jalapeno Hanım'ı beğendiğimi söylemeliyim evdaş Bilal, ona göre. Ev kardeşim. Ben de La Morella'yı çok beğendim. Gerçi keşke Müslüman olsa, ismini değişse. Bak ne güzel isimlerimiz var. La Morella nedir yahu? Lemonata gibi. Bu arada evdaş Bilal, söyleyeceğim unutuyorum. Hı? Ben bu iki kızı bir yerden hatırlayacağım ama nereden? Bunları daha önce nerede görmüş olabiliriz? Rüyamızda. Biz böyle kızları ancak rüyamızda görürüz ev kardeşim. Sorgulama. Sana verilen, sana bahşedilen nimetlere biraz şükret. Meyve tabakları hazırladık size. Özellikle ülkemizde yetişen muzlar çok meşhurdur. Banana ibu. Ben ithal muza karşı olsam da sonuçta bu muzun ana vatanında sizin ülkenizdeyiz. O zaman bu ithal olmuyor. Yok. Demek ki yiyebilirim, alayım bir tane. Bu arada bu devrimsel birlikteliğimizi bir kutlayalım mı? Ne dersiniz? Perfecto! Ben müzik açayım. Olala! Olala, olala. Sen ver be kadın. Ha. Üzümü ya. Ev kardeşim. Nasıl kolay oldu yahu bu iş? Biz yıllarca memlekette boşuna eziyet çekmişiz kız için. Gerçekten keşke daha önce gelseydik. Bu arada kızlar, söylemeden geçemeyeceğim. Az önce evlaşıma da sordum. Biz sizinle daha önce bir yerde karşılaşmış olabilir miyiz? Yani ben sizi bir yerden çıkaracağım, birine benzeteceğim ama kime? Aa, bizim babamız çok meşhur biri. Sen bizi oradan tanıyorsun. Allah Allah. Ne işle iştigal ediyor babanız? El diktatör. Ne? Diktatör. Siz şimdi babanızın kanlı diktatör El Maç olduğunu mu söylüyorsunuz bana? Şey ya? Hayatta inanmam. Gözlerimle görmeden inanmam. Ya bir kere de görmeden inan be. Bak, al işte. Bu bizim aile fotoğrafımız. Bu da Robenya parası. Bu paranın üstündeki adam, bu fotoğraftaki adam aynı. Siz gerçekten diktatörün kızlarısınız. Si. Allah'ım, erken konuştum. Hay şu ağzıma tüküreyim ya. Zalimin kızları. Çok da güzeller, ne yapacağız? No, Pedro, korkmayın. Mi padre iş gezisinde. Tam olarak nerede? Aa, Cibuti'de.
Cibuti'yi işgal etmeye gitti. Elmas madenleri var hala. Ne? Yapma. İş gezisi dediğin sömürgecilik faaliyetlerimi. Cibutili madencileri alarken ben nasıl güleyim? Alçak adam! Yapma. Alçak adam! Yapma, yapmasın. Tranquilo, İbo. Her ne kadar diktatöre de olsa o bizim papa. Onunla böyle konuşamazsın. Evet, meyveler yerken iyiydi şişko. Bunlar da halkından, tarlada çalışan çiftçisinden sömürdüğü meyveler değil mi? Reddediyorum bunları yemeyi, yapma. Reddediyorum. Yapma, yapma ev kardeşim Allah aşkına. Ne olursun, üzümü ye, bağını sorma. Hadi ye. Yiyemem. Yiyemem evdaş birer. Kaldırın, gözüm görmesin bunları. Kaldırın. Yapma, bak oraları hep çizdim. İbrahim. Sen biraz olayları büyütüyorsun. Bak biz sizin için neler neler yaptık. Belki dahası da olacak. Ya. Belki diyor. Dahası da olacak diyor. Bu kutlu müjdeyi yok mu sayalım? Yapma, yakma bizi muhterem. Mevdaş Bilal sorarım sana. Ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Burada Rubenya yanıyor, Rubenya! Ya muhterem, Rubenya yanıyorsa bırak onu Rubenyalılar düşünsün. Sen her şeyi çok abartıyorsun. Zaten siz isyancılar böyle bütün ortamın tadını bozuyorsunuz. Yeter artık. Babam yokken takılalım artık. Evet. Burada takılalım. Başka bir şeye takılmayalım. Yahu Latin ateşi diye geldik. Sen yine devrim ateşini yaktın. Yapma gözünü seveyim. Üç gün sonra yokuz zaten. Hayır evdaş bile asla kabul edemem. O mazlum halka karşı sorumluyum ben. Halkın muzunu halka geri vermeliyim. Ulan bırak halkın muzunu. Babası gelirse kendi muzunu ne yapacaksın? Onu düşün. Ayrıca ne sorumluluğu yahu? Seferiyiz burada. Anlamıyorsun. Anlamıyorsun evdaş Bilal. Che Guevara'nın doğduğu bu coğrafyada demek ki benim de bir sorumluluğum var. Tarih beni affetmez. Ulan bu işi bozarsan asıl ben affetmem seni. Aa! Baba! Babam geliyor. Ne? Ay kardeşim. Gel sana bir sarılayım. Gel. Helalleşelim. Ecel kapıya dayandı. Yapacak bir şey yok. Benimle bir tekrar et. Aç. Eşhedü en la ilahe. Korkma evdaş Bilal. Fikirlere kurşun işlemez. Yahu bize işler, bize. Lopuya dostlar hemen saklanmalısınız, hemen. Hayır, hemen. Hayır, bırakın. Asla saklanmayacağız. Diktatörlüğümüz son bulacak. Bu diktatörlük yıkılacak. Ve biz devrim ateşinin yandığı Rubenya'da dimdik ayakta kalacağız. Yapma. Ne oldu devrim ateşine? İçimizde yanmaya devam ediyor. Ama şimdi çıkarmanın sırası değil. Bir kısmını çıkardın gibi. Bunlar korkuyor. Hayır, evet. Korkacak bir şey yok. Bu rutin bir şey ama sizin yukarı çıkıp saklanmanız gerek. Tamam. Ama hızlı, hızlı, bak. Hızlı. Evdaş Bilal, biraz acele et, hadi. Acele işen şeytan karışır ya. Yahu ardımızda diktatör bağırıyor. Yukarı, yukarı. Hola, kızlar! Size elmas getirdim. Al. Onu kırıp yarısını kardeşine ver. La morella. Oh, mucho gracias, papa. Evdaş Bilal gördün mü? Kanlı elması kızlarına hediye etti. Ulan sen hala orada mısın? Adam bizi bulmasın, dua et. Çok yorgunum chicas. Yukarı çıkıp dinleneceğim. No, papa, no, papa. Yukarı çıkmaya gerek yok. Neden? Yukarıda ne var? Şey yani şöyle jalapeno diyor ki bak papa diyor biz sana meyveler yaptık diyor.
Oo, çok güzel diyor. Otur papa diyor. Siz bana hazırlık yaptınız. Beni çok duygulandırdınız. Diktatöre bak. Duygulandım diyor. Sanki duygulanabilirmiş gibi. Ben bu diktatörü deviririm evdaş, deviririm. O ses geldi. Miyav. Şey. Miyav miyav. Ay kedi, kedi pisi girmiş baba. Pis, pisi. İmkansız. Kedi tüyüne alerjim olduğu için geçen sene ülkeden bütün kedileri topraktım. Ve yukarı çıkıyorum. Anne, Badri. Yukarı, yukarı çıkamaz. Sen baba, ne işin var yukarıda? Ne yapacaksın? Yukarı. Şşt, şşt. Hissediyorum burada biri var. Ya baba gördün yukarıda hiç kimse yok. Haklısınız. Kimse yok. Aşağı iniyorum. Ne işin var aşağıda papa? Hadi dinleneceğim. Yorgunum diyordun. Geç yukarı yat. Uzan baba. Siz neden bana böyle saçma davranıyorsunuz? He? Yoksa benden gizlediğiniz bir şey mi var? Ha, no papa, no papa. Biz senden ne gizleyebiliriz? Senin gibi bir diktatörünün kızları bir şey gizleyecek kadar salak mı? Ne baba, ne baba? O neydi? Şey, papa, bu divan çok eski. Bunu değiştirmek gerek. Solu gibi paramparça oldu. Sen kimsin? Ben ezilen halkın sesiyim. Sen kimsin? Ezilen halk. Ne işiniz var benim sarayımda? Askerler nerede? İkinizi de asacağım. No papa, no. Onları asma, por favor. Ah papa, biz onları çok seviyoruz ama amore. Yalan söylemeyin. Bu tiplerin neyini seveceksiniz? Onların hayatını kurtarmak için bunu yapıyorsunuz, dikkat. Çıkın dışarıya. Ne? Dışarı çıkın. Biz ne yapacağız? Ben halledeceğim onu. Bir daha böyle yakışıklısını bulamayın. Hakkını helal edeyim kardeşim. Helal olsun evlaş Bilal. Faşist bir diktatörün kölesi olmaktansa özgürlük yolunda ölmeyi yeğlerim. Çok da özgürlük yolu değildi ama neyse. Aman yara özgürlük el maço. Çık dışarı. Biz kazandık sen kaybettin. Devrim oldu. Özgürlük. Devrim oldu. Devrim geldi, hoş geldi. Evlere neşe verdi. Ne oldu sana yahu? Neden kimse beni sevmiyor? Ama muhterem, yani sen daha biraz şeysin. Neyim? Faşist bir diktatör. Bunu ben seçmedim. Babadan oğlu geçiyor. Ne yapabilirim? Sarılma oğlan, sarılma. Halk bizi de işbirlikçi zannedecek. Şu anda bu evde beraberiz. Geçmiş olsun, o iş bitti. Benim bütün elim var. İsterseniz beraber kaçabiliriz. Çıkka! Devrimin yanlış tarafındayım. Bu nasıl büyük bir acıdır? Ulan tamam yahu. Memlekete dönünce yazarsın şiirini. Ev kardeşim. Bu halk kızları da yargılar mı? Muhtemelen. Aman! Devrimciler!
Her şeyi de abartıyorsunuz yahu. Hadi geliyor musunuz? Geliyoruz. Hadi. Bakıyorum da keyifler yerinde. Kaç! Şişiyi öldürdün. Bu ne lan oratoryo gibi ya? Çok güzel odun veririm ben. Aha. Adamın odunu kopardın. Atalım bunu kodesi. Atalım aslanların önüne. Bana bu kini nereden geliyor ya? Efendim oğlum, arabayı uçuruma mı yuvarladın? 100.000 lira mı kaptırdın? Barı mı yaktınız? Sürekli koşan kişi hep daha az şey bilir evlat. Sadakat hep özenilir. Sen ne anlatıyorsun dayı? İsmimi söylerken sert yünsüzleri yumuşatmayın, iyilik eki eklemeyin. Biz burada yokmuşuz gibi konuşacaksın. Bilal Bey kolay gelsin. Misafiriniz varsa sonra geleyim. Sana Özkan! Sabahtan beri... Şöyle bir kendine gel ya. Biraz hareket. Enerji. Bir arkadaşımız film çekmiş, stüdyoya geliyor. Filmin müziklerini yapmaya çalışacaklar. Bakalım yapabilecekler mi? İzleyelim. Paşa abim gelmiş benim ya. Mekanımızı ziyaret etmiş. Ben abi o kadar mutluyum ki şu an. İyi ki geldin. Hemen bizlere birer çay söyleyip geliyorum. Ferdo çayı mayı bırak oğlum. Bağırttırma beni lan. Sen dedin ya bu müzikçiler var dedin. Seni tanıştıracağım, dinleteceğim. Nerede müzikçiler? Abi sen müzikçiler geldiler, içerideler bekliyorlar. Ya sen bana dedin yani bana iki tane müzisyen lazım. Ben hemen piyasaya haber saldım abi. Bana tabanca gibi iki tane bülbül gönderdiler, içeride duruyor. Bu çocuklar inanılmaz. Öyle bir yükselişteler. Ya bunların abisi bir tane videosu 10 milyon tıklanıyor. Bunlar bir mekana böyle ayak attıkları zaman ortalık toz duman, gençler kendini paralıyor da. Abi şeyi sormayın otur. Sen bu müzikleri tam olarak ne yapacaksın? Oğlum senin haberin yok mu? Ben film yönetmeni oldum. Kendi filmimi çektim, ona müzik arıyor, film müziği. Abi sen ciddi misin? Tabii ciddiyim oğlum. Daraldım lan, sıkıldım artık. İnşaat yapmaktan bıktım ya. Sonra dedim ki paşa dedim. Evet, sen dedim müteahhitlik kadar hayatta yapabildiğin, sevdiğin ne var? Ne var abi? Sinema. Sinema. Vallahi billahi sinema diyecektim. Ya iki tane kardeş sektör. Bunlar birbirinin aynısı ya. Abi senin işin ne? Yapı. Yap. Ya ha dramatik yapı, ha betonarme yapı. Birinde ne var? Giriş, girişme, sonuç. Öbüründe kapı, hol, salon. Bence hiçbir fark yok artık. Aa, bir daha kaçın. İkisinde de malzeme çok mühim. Malzeme de Allah'a şükür sen... var yani. Ya sen bir kralsın. Seni çok seviyorum. Ya senin var ya en çok neyini seviyorum biliyor musun? Bu bakış açın. Senin bu bakış açın. Vallahi Twenty Tarantino falan hiçbirinde yok abi. Lan bırak Tarantino, Firantino ya. Bu kınlı bini yapan çocuğu evet, demiyor musun? Evet. Ya bırak oğlum. Onların filmleri benim filmin yanında çizgi film. Leş. Melodum. Acip bir film çektim bak. Vallahi. Çok büyük paralar harcadım. Nasıl? İş adamlar, sponsorlar falan yağdırdılar parayı. Çok iyi film çektim. Şu an tek eksiğim filmin şarkıları. Bir şarkıya da evet, abi. 1 milyon ateşleyeceğim yani. 5 tane film şarkısı lazım bana. Oldu lan. Abi benim tansiyonum 2'ye düştü bir anda. Aa. Dur oğlum 2 öldürür adamı. Sen bir şarkıya 1 milyon, 5 şarkı. Hesapla işte. 5 milyon öyle mi? 5 tabii. Sen benim babamsın. Bundan sonra ben sana baba diyeceğim, ben senin evladınım. Sen ne diyorsun ya? Bir 5 milyon nasıl olabilir? Sen hiç merak etme abi. Bu şarkıların kralını bulacağız. Sen hiçbir şey düşünme, o şarkıları ben yapacağım abi sana. Adamsın. Ben işte böyle motivasyon beni çıldırttı şu an. Çok mutluyum. Beni arattırma sağ olasın. Sen hiçbir şey aramayacaksın abi. Bundan sonra sen aradığını buldun. Hiç merak etme. Müziğin kralını yapacağız. Canlarım benim. Canım. Hadi neredesiniz? Gelin. Şişt. Çocuklar. Ne? Ha hemen mi geldin? Abi işte. Abi benim sana bahsettiğim 2 tane bülbül bu. Çiçeği burnunda film yönetmeni Paşa babam. Hemen tanışın. Merhabalar, ben Burcu. Grubumuzun adı Mor Kabristan. 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 Güzel, böyle dram dolu bir Kabristan. Güzel bir şey. Yani anlamlı, canlı değil mi? Ne o? Kim o arkadaş? Müzisyen arkadaşım. Beraber çalıyoruz. Ozan. Ozan. Ama güzel bak, o da kabristanlığa çıkıp gelmiş gibi, ruhsuz çekti. Ama bana biraz garip geldi. Şimdi Burcu, bu hep böyle mi kalacak? Bunun bir sıkıntısı, derdi mi var? Ben açsan abisi dürüm söyleyeyim sana, ha? Yok yok, yani onun herhangi bir derdi yok. Sadece sessizlik yemini etti, o yüzden konuşmuyor.
Sen... Ses. Ne demek lan sessizlik yemini falan? Şarkı söyleyecek. Sessizce şarkı nasıl söyleyecek Feridun? Abi o benimle nazar edik adamı celbetti soracağım. Yani abisi bu böyle sessizlikle falan olmaz. İstersen kafanda bir ekmek kırayım sen. Tekrar konuş ha. Olur. Yok yani herhangi bir sıkıntı yok. Zaten o gitarda. O çalacak ben söyleyeceğim. Siyah. Abi herhangi bir sıkıntı yok. O gitarda o çalacak, bu söyleyecek abi. Oğlum kızın yanında salak mısın? Ben de duydum, anlıyorum ya. Yok abi ben kusura bakma vallahi heyecanlandım o yüzden oldu. Hemen siz şimdi çiçeklerim, girin içeri. Hazırlıklarınızı yapın, ben Paşa abiyle biraz konuşayım. Hadi, hadi. Sessiz çığlık sen de hadi abisi. Hadi geç. Hadi geç. Ben anlamadım abi, nasılsınız? Ama yetenekliler. Sen bundan sonra hiçbir şey düşünme, makamına kurul. Ben sana bir şey soracağım. Şarkılar hazır. Şarkılar gelecek de. Sen bana şu filmin konusunu bir anlat abisi. Hadi. Feridun, doğulu bir ailenin hikayesini anlatacağım filmde. Bunlar böyle İstanbul'a göç ediyorlar. Bu kültür çatışması, işte sancılar falan darma duman oluyor. Aynen. Dağılıyorlar yani. Aynen. Filmin adı da, bak iyi dinle şimdi. Söyle. Saçlarım nasıl bu arada? Harika saçlar. Ömrümde bu kadar garip bir şey görmedim abi, söyle. Filmin adı, bu doğulu babanın adından hareketle Şerşo. Şerşo filmin adı. Şerşo mu? He. Abi benim çok doğulu arkadaşım var. Ben Şerşo diye bir şey hiç duymadım daha önce. Oğlum ben zaten duyulmayanın, görülmeyenin peşindeyim yani. Benim sinemamın odağı bu. Tamam, anlıyorum abi, tamam. Ya neyini anlıyorsun? Beni ayağa kaldırma şurada. Anlaman için önce hissetmen lazım. Tamam, önce hissediyorum abi, tamam. Ben ne hissedeceğim? Hissetmek kolay mı o kadar? Metropol sizin bütün yüreklerinizi karartmış. Ne hissedeceksin? Abi sen tam olarak ne istiyorsun Allah aşkına benden ya? Aile, aile. Yok, kan davasından geliyorlar. Evet. İşte köyden kaçıyorlar, İstanbul'a geliyorlar. Oğlum çok kötü oldum. Ben daha kötü oldum. Dur, daha anlatmadım lan. Ne bileyim, kötü oldum abi işte. Geliyorlar buraya bir tane. Yedi kişiler. Evet. Köpek kulübesi buluyorlar ahşaptan. Analarım, analarım. Ahşap yani köpek kulübesine giriyorlar. Yedi kişi. Bir de köpek sekiz kişiler komple. Kulübe köpeğin mi abi? Köpeğin de tabii. Hayvan sevgisini de işledim orada. Yani köpeği çıkarttırmadım. Bu sekiz kişinin. Bu yokluğu, bu evsizliği. Bunu anlatan bir şarkıyı böyle cuk oturtayım istiyor bu sahne. Abi sana bir şey diyeyim mi? Sen hiç merak etme. Ben o şarkıyı sana yapacağım. Müziğini de böyle filmin altına lak diye döşeyeceksin. Ben şimdi çocuklarla konuşacağım. Kralını yapacağım. Sen yeter ki topu düşürme. Hadi. Çok bir acık var. Hadi ben biz... Çok kötü oldum. Tamam hadi, sıkılırım bak. Çabuk gel hadi. Abisinin gülleri. Ben şimdi siparişi aldım. Adam bana sahneyi anlattı. Bu benim bayağı sinirim bozuyor ya şu anda. Ya bu sürekli böyle mi kalacak Burcu? He? Yani o sessizlik yemin ettiği için onu bozmaz yani, konuşmayacak. Ya anlıyorum ben sizi de. Yani şimdi bak dışarıda bir tane adam var. Bu adam yapımcı. Bu adam şarkı başına 100 bin lira veriyor. 5 şarkı 500 bin lira. Ya şu parayı alın, ben senin kafanda bir ekmek ufalayayım. Sen konuş abi sen. Yok, olmaz dedi. Konuşmuyor. Ya bozamaz. Onu ben de anladım herhalde. Neyse, sizin ben manyaklıklarınızla uğraşmayacağım. Bana şimdi bak şöyle bir şarkı lazım. Böyle bir aile düşünün. Bambaşka bir yere gidiyor, tamam mı? Yurdunu terk ediyor, bir yere geliyor. Yapacak hiçbir şeyleri yok. Sokakta kalıyorlar falan. Bunu anlatan sizin herhangi bir şarkınız var mı? Var. Aslında Yersiz Yurtsuz diye bir şarkımız var. Bestesi de Ozan'a ait. Allah'ım! Sen sessiz Ozan... sessiz o besteyi mi yaptın? Yersiz Yurtsuz. Evet. Ya, ya bu kadar meç olur. Sahneyle birlikte şap diye oturdu. Ben şimdi bu şarkıyı söylüyoruz. Söyledim. Adama satıyoruz. Ondan sonra da paramızı alıp işimize bakıyoruz. Hadi. Abi! Böyle bir şey yok. Ne oldu lan? Ben kalbimi içeride bıraktım. Niye? Olamaz böyle. Sol kolum yok benim. Çalışmıyor. Neden? Duygudan. Abi içeride bir şarkıları var. Yemin ediyorum bunlara malum olmuş. Şarkının adı ne? Ne? Yersiz Yurtsuz. İyi, güzel bak lan. İnşallah da olur bak. Vallahi şu an tüylerim diken diken oldum ha. Abi tüyler bende de diken. Sana şöyle söyleyeyim. Yemin ediyorum bu 90'lardaki Ömer Danış'ın patlaması gibi bir şey olacak ya. Kim lan Ömer? Ömer Danış vardı ya, sen şerefsiz. Ne diyorsun lan? Nasıl? Hayır, hayır. Hayır, şarkı şarkı abi, şarkının adı. Ya tamam, kafa karıştırmayalım. Ne diyeyim sana bak. Kim olsun? Kıraç, Kıraç. Onun dizi müzikleri gibi olacak abi. 10 numara olacak, bana güven. Beni duyuyor musunuz abisinin gülleri? Evet, duyuyoruz. Ah, harikasın. Tek konuşabilen konuşuyor zaten. Evet. Sen. Şarkı gelsin, recording diyorum. Yersiz yurtsuzum şimdi. Yersiz yurtsuzum şimdi. Oturacak ev kalmadı. Uzaklardan, karşıdan geldik. Kimse bizi almadı. Tam senin sahnenin içinde 6 bir yer var. 6 yer. Oğlum moda evi, ne modası, ne evi lan?
yer yok, oturacak kafe bile yok. Yer değirmenine yürümek zorunda kaldık çünkü modada ev kalmadı, kalmadı, kalmadı. Abi patlamada tize mi çıktın abi? Ben de anlayamadım ya. Ya yedirtme tizin oğlum, bu şarkı mı yoksa emlakçıda şey, ev mi pazarlıyor? Nedir lan bu? Abi şimdi bunlar genç ya. Hani barınamamak deyince kendi dertlerini mi acaba diyorum, ön plana çıkarmak istediler. Oğlum ne diyorsun? Bunlar benim filmimi hiç anlamamış. Feridun, hiçbir şekilde anlamamışlar. Benim filmimin içinde acı var. Evet. Acı lazım bana diyorum ya. Seyirci bu şarkı alta girdiği zaman filmi izlerken acıdan bayılsın. Ayılsınlar, tekrar bayılsın istiyorum. Abi ben şimdi seni anladım abi. Tamam, ben senin istediğini yapacağım. Sen sinemanın ne olduğunu biliyorsun ve onu istiyorsun. Sen yeter ki bana başka bir sahne anlat abi, onunla başlayalım. Bunu unutalım, bunu ben tekrar toparlayacağım, söz veriyorum. Şehir şov. Evet. Şehir şov gidiyor. Evet abi. Bak gene. Çoluk çocuk aç. Evet. Böbreğini satıyor şehir şov. Böbreğini satıyor, gidiyor, bir tane ev alıyorlar. Küçük ev, tek göz böyle, küçücük bir ev. 8 kişiler. Köpekli 9, köpek de var. Köpek niye var abi? Köpek eve kefil. Yani onlar şehir dışından geldiği için evlatçı köpeği tanıdı. Ya ona köpeği işleyeceğim sonra. Başka bir akısla o devam edecek. Aynen, tamam. Akısla devam edecek köpek 8 kişiler. 2 de köyden misafirleri var. Evet. Toplam 16 kişiler evde. Bu Starlight Uyruklu Yıldız'ı biliyor musun? Evet, Starlight. Hah, bu Starlight Uyruklu Yıldız'ından bir tane meteor ayrıl sen. Bunlar da ilk gece evde oturmuşlar böyle. Kestane mestane bir şeyler. O şey, uyruklu o meteor eve hars diye gir, evi patlar. Köpek bunları terk ediyorsun. Bunlar bir uğursuz. Köpeği sonra işleyecek. Ondan sonra bu şerşo çıkıyor kapının önüne. Evet, evet. Ev arkada yanmış, kül olmuş. Açıyor ellerini. Bu nasıl bu acı diyor. Bu nedir diyor, isyan. Bunun altına güzel bir tane böyle şey lazım, müzik. Bunun altına bir şey istiyor. Abi senin o sırada kuyruklu yıldız geldi benim şu anda yüreğime çarptı. Al, al. Ben senin ne istediğini şu anda çok iyi anladım. Gidiyorum arkadaşlar, onu söylüyorum. Sen yeter ki topu düşürme, çok duyguluyum. Şu an beni affet, çok duyguluyum abi. Hızlı yap. Hemen, hemen. Sıkılıyorum geldim burada. Hemen abi. Of. Lan Allah'ın manyakları. Abi siz ne yapıyorsunuz ya? Adam acılı şalgam gibi film yapmış, siz böyle lay lay lom, günlüğüme yazacağım film. Ya böyle şarkı olmaz abi, sizde biraz acı dram olması lazım. Ha Ozan, bir şey söyle. Bizim tarzımız bu, biz bu şekilde yorumluyoruz. Ha sizin tarzınız ama adamın tarzı o değil. Üçümüzün tarzının bu adama uyması lazım. Ozan haksız mıyım abisi? Konuş şerefsiz, delirteceksin beni. Konuş ya, iki kelime etsin bu. Vallahi kıracağım kafanda ekmeği. Edemez, sessizlik yeminini bozamaz. Sessizlik yeminini bozsa en fazla çarpılır. Bundan daha geriye de gidemez. Ben sana onu söyleyeyim. Ya ne olur bak, Allah'ını severse biz bir takımız. Birbirimizi kaybetmeyelim. Bana böyle acılı bir şarkı ver. İçinde acı olan, dram olan bir tane şarkı var mı? Ne olursun? Aslında bir tane var. Boğazım düğümlendi diye bir bestemiz var. Boğazım düğümlendi? O olabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle olabilir. Burcu seninle şu an aynı fikirdeyim. Bu sessiz de benimle aynı fikirdedir. Boğazım düğümlendi. Acı, dram, elem, keder hepsi içinde var. Hadi şu şarkıyı patlatıyorsunuz abi. Size paralarımızı alıyoruz. Ne olur. Abi! Neredesin oğlum? Bittin burada ya. Ne oldu? Ben bayılmışım içeride 2 kere duygudan. Ha? Öyle bir şey yaşandı içeride abi. İnanılmaz bir şey. Bir şarkıları var. Ne böyle? Şak diye filmle uyuyor. Adı ne? Ne? Boğazım düğümleniyor. Güzel, düğümlü müğümlü. Hadi inşallah olsun bu sefer. Abi olsun ne demek? Selahattin Özdemir'in Umut Sandalı gibi böyle bam diye patlayacağız abi ya. Selahattin kim oğlum? Ya o da mı yok lan Allah'ım? Yok lan Selahattin, kim o? Şey, kafa karışmasın hadi. Berkay, Cahit Berkay. Tamam Cahit. Kamyonlu abi. Film var ya. Kadir abinin. Boylu boylu al yazmalı. İşte ondaki şarkı gibi patlayacağız. Beni duyuyor musunuz lan manyaklar? Duyuyoruz. Son şansımız olabilir. Hadi abisi. 3, 2, 1. Hiç merak etmeyin. Recording. O gün benim için çok zordu. İçim alev alev kordu. Bıraktım her şeyi, girdim bir kahveye. Çık
lan kahveden çık lan. Söyledim kendime sıcacık bir latte. Latteden yutum attım, boğazım düğümlendi. İçimde bir füze hedefe kütümlendi. O an içim yandı çok acı. Şimdi acının nedeni geliyor buraya. Artık hadi artık. Çünkü barista kahvemi çok kavurdu. Kavrulan boğazım düğümlendi. Doktor baksana. Boğazım kızarmış, bana ilaç lazım. Ya sana, ya sana. Ha, kandıramadım bu sefer. Oğlum siz ne ayaksınız lan? Ha? Siz ekip falan mısınız? Ne ayaksınız siz? Bu şarkı mı lan? Bildiğin doktor kulak burun boğaza gitmiş. Kız boğazı mı ağrıyor? Kızın boğazı niye ağrımasın? Deli gibi, manyak gibi çığırıyor kız. Ağrır tabii boğazın. Boğaz ağrır da ama o da önemli bir acıdır. Onu unutmayalım yani. Ya sen dur! Yani, vallahi delirtme beni artık. Acı mı lan bu? Bunlar burcu acıları. Ben sana acıyı anlatayım istersen. Finans hanesinden bahsedeyim istersen. Hadi bakın. Şer şu. Şer şu, çocuklara yemek bulamadığı için kendi öz annesini yiyorlar masada. Buna, bunun altına şimdi anne yiyorlar ya, çok acıklı bir şey olması lazım. Anne de bayağı yapılı, şişman bir kadın, bayağı uzun bir sahne. Onun altına güzel bir müzik yani. Ben bundan bunu istiyorum ben. Abi vallahi kusura bakma, çocuklara tonla laf ettik de. Yani bu Şerşo da ne manyaklık, ben anlamadım abi. Tamam şarkılar tırt olabilir ama bu senaryoda böyle parıltılı bir zekadan çıkmamış. Sağlıklı değil abi bu. Sen hayırdır oğlum? Ben sinema yolculuğumu seninle mi tartışacağım acaba? Hayret bir şey ya. Bak, bu filmi 4 tane senarist yazdım. 4 tane. Bir tanesi yazarken öldü. Evet, öldü bir tanesi. Üçü de ağlamaktan bütün klavyeler falan bozuldu. Günlerce yazdılar, şu an tedavi altındalar yani. Ben bunlara direkt bir konuşabilir miyim? Buyur geç. Kapı dışarı mı açtın? Ne diyeceksin? Canım! Duyuyor mu o da? Evet, evet. O şeyi de duyuyor mu ha? Duyuyor. Bak anlamıyorsunuz. Ben bir acı istiyorum diyorum ya. Benim damarlarımdan geçirip arkamda hissettirecek, bir yerinden çıkartacak bir acı istiyorum. Lütfen, eğer bunu yaparsanız üçünüze de Moda'da otofarklı ev. Hadi. Kapı komple geliyordu. Abisinin gülleri şimdi değilse ne zaman? Oy bu yaban ellerde. Oy bu yaban ellerde, dertten acıdan ciğer kalmadı bende. Kimsem yok he babam, gurbet eller deller 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 de. Çocuk acı çuvalına düşmüş gibi lan. Aa! Helal. Kaybettiklerim, canım dediklerim, gelmesinler mezarıma sırtımdan vuranlar, vuranlar, vuranlar. Kim anlar beni, kim anlar beni, kim anlar? Beni kim anlar? Ay. Yürüyorum acılara, koşuyorum acılara. Alıştım artık yokluğa,
Buyurun cenaze namazıma. Buyurun cenaze namazıma. Helal olsun ya. Helal olsun. Allah helal olsun ya. Ya abisini gel. Seni bu anından öpeceğim. Gözlüklerinin camı yok, oradan da öpeceğim seni. Canımın işi şu an üçümüzün de modada birer otopark ve evi var. Gerçi modanın eski tadı yok, modası geçti. Şakalara bak, hemen ev sahibi oldum ya. Allah'ım çok mutluyum sana, helal olsun. Film gişe yaptı, film bitti. Film şu an var ya, şampiyon oldu. Patladık. Helal olsun lan. Çocuk sus 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 da ağzımıza çocuk ya. Allah. Alo. Ne? Nasıl ya? Lan yengel! Hepsini! Feridun. Abi ne oldu? Film bilgisayarın içindeydi. Bilgisayara da gitmiş bizim o başrol köpek Chico. Çöldürmüş. Film komple gitmiş. Bütün film yanmış. Ne yapacağım ben? Ne denir bu duruma lan? Şarkı şimdi... Şarkı şimdi tam olarak yerini buldu abis. Yapıştır. Yürüyorum acılara, koşuyorum acılara. Alıştım artık yokluğa. Buyurun cenaze namazıma. Buyurun cenaze namazıma. Yürüyorum acılara, koşuyorum acılara. Alıştım artık yokluğa. Buyurun cenaze namazıma. Buyurun cenaze namazıma. Aramızda sağlık çalışanı var mı? Böyle enteresan bir anısı olan. Şurada biri var. Benim ismim İlker Sücüllü. Doktorum, genel cerrahi uzmanıyım. Evet. 20 yıl önce ben asistandım. Gülhan Askeri Tıp Akademisi'nde. Yeni başlamışız genel cerrahi. Her şey bize yabancı geliyor. Benim çok sevdiğim arkadaşım bana dedi ki, İlker dedi, eğer dedi cerrahiyi çok seveceksen, bu mutlaka dedi şu hanım koğuşundaki yeni ameliyat olan safra kesesi hastasının İçinden çıkan taşı gör dedi. O yedi hastanın yattığı koğuşa gittim. Herkes tabii durdu ben odaya girince. Dikkatle bana bakmaya başladılar. Kendimden emin bir tarzda o en köşedeki teyzenin yanına gittim. Ve o başındaki kahverengi, içerisinde böyle taşların oynadığı bardağı elime aldım. Ve suya, ışığa tuttum. Hasta yakını bana dedi ki refakatçi, hocam dedi... O üzüm hoşafı. Sonra devamı var. Tabii ben çok kendimden eminim. İşte tabip üstü hemen. İşte onların sağlığını emanet ettiği kişi. Ama ne yazık ki cerrahinin çömezi. Daha yeni olaylara vakıf olmaya çalışıyorum. Ve dedim ki, biliyoruz herhalde. Tabii. Yani her akşam sanki çıkmadan üzüm hoşaflarını kontrol ediyor edasıyla. Sonra gerçekten çok büyük bir taşı gösterdi hasta yakını bana. Etkilendim. Öyle mi etkilendim? Evet, insanın üzüm hoşafı travması olması enteresan tabii. Evet. Ama en büyük derdimiz bu olsun ya, güzelmiş. Evet, bu vesileyle biz sizin bütün programlarınızı izliyoruz. Ailecek geldik. En büyük hayranlarınızdan teşekkür ediyoruz. Birisiyiz. Sağ çok olun. Teşekkürler. Sağ olun. Çok mersi. Evet efendim, tabii böyle tuhaflıklar yaşanabiliyor özellikle acilde. İşte biz bir acile gidiyoruz şimdi. Bakalım orada, burada yaşanacaklara karşı ne gibi önlemler alınmış, alınabilmiş mi? Genç arkadaşlarımız neler öğreniyor izleyelim. Buyursunlar. Oğlum çok komiksin ya. Safra kesesi ameliyatına girip taş diye hoşaf. Ya
Arkadaşlar bugün acil servisteki ilk günümüz. Ay. Ben çok heyecanlıyım ya. Evet ya, ben de çok heyecanlıyım. Ya hoca böyle süper biri diyorlar, siz tanıyor musunuz? Yok yok, ben de tanımıyorum hayatım ama söylentilere göre acil servisin en tecrübeli, en önemli evet. hocalarından biri girecekmiş dersin. Vay be, çok heyecanlı ya. Demek ki eski kuşak bir doktor. Herhalde. Vallahi çok heyecanlıyım. Ay ben de. Saygılar. Oh. Evet çocuklar, bu yılki acil servis hekimliği dersinizde birlikte olacağız. Ana, nasıl ya? Hocam yani biz eski kuşak bir doktor bekliyorduk, siyah kuşaklı biri geldi. Yani siz yanlış gelmiş olabilir misiniz? Hayır evladım, acil servis eğitiminizi benden alacaksınız. Ya hocam çok güzel, yanlış anlamayın ama biz dersimize doktor girer diye düşünmüştük de. Ben zaten profesör doktorum kızım. Yıllardır acil serviste hastalardan ve hasta yakınlarından o kadar çok dayak yedim ki. Dayak yiye yiye savunma sanatlarını öğrendim. Hıya! Hocam ya biraz abartıyor olabilir misiniz acaba? Yani böyle bir durumda bizi savunacak birileri olacaktır herhalde. Maalesef küçük hanım. Doktor naaşları, doktor maaşları kadar konuşulmuyor bu ülkede. Yapacak bir şey yok. Birazdan göreceksiniz. Haya! Beyefendi ne yapıyorsunuz? Lan oğlum, benden önce giren hastayla bir saat ilgilenildi, bana bir hap yazıp yolladınız. Puh, senin gibi doktora. Abi beyefendi, kulağınız çınlıyor diye kulak ameliyatı mı yapalım ya? Lan, bana üçalalık yapma. Ya. 6 sene okudun diye benim hastalığımı acaba benden daha mı iyi bileceksin? Beyefendi, ben bunun için okul okuyorum ama. Beyefendi mi? He? Ağzını bozma da konuş. Hocam, evet. Hocam ne olur yardım edin hocam. Evladım, stetoskopu ver. Teşhis için mi hocam? Hayır çocuğum, dövüş için. Hocaya bak, modern tıbbın bütün imkanlarını kullanıyor. Lan oğlum, sen ne biçim hareketler yapıyorsun? Allah! Hocaya bakın ya, resmen yerli, milli Bruce Lee gibi. Hocam, adamı 2 dakikada tuş ettiniz. TUS'a hazırlandığım kadar tuşa da hazırlandım evladım. Hastanın hemen yatışını yapın. Tabii. Pansumanını yapın, sakinleştirici verin. Düzenli aralıklarla tansiyonunu da kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Tabii ki hocam. Hadi bakalım. Beni iyileştir, ağzını burnunu kıracağım seni. Yürü hadi, yürü. Hocam, bütün bunları biz öğrenecek miyiz? Tabii ki. Bunların hepsini size öğreteceğim. Tamam ama yani ben 6 yıl ders çalıştım. Deliler gibi Latince terim öğrendim. Şimdi bir de dövüş sanatlarını falan mı öğreneceğim ya? Kızım, 36 saat uykusuz nöbettesin. 100 kiloluk bir adam randevu almadan içeriye doğru yaldır yaldır koşturuyor. O adamı kemik isimlerini Latince söyleyerek savuşturamazsın. Yani haklı olabilirsiniz hocam ama ben yine de yani bizim işimizin hayat kurtarmak olduğunu sanıyordum. Kızım. Acil serviste hayatta kalabilmek için önce senin hayatta kalman gerekiyor. İzleyin. Ne? Ne özürlüklü? Lan seni ben şimdi var ya. Fıca. Kobra. Hoca ölüm vuruşu yaptı galiba. Hayır çocuklar, onu kısa bir süreliğine bayılttım. Bunlar beyaz önlüğü gördüğü anda sebepsiz saldıranlar. Onları basit figürlerle ekarte ediyorum. Nasıl figürler hocam bunlar? Öküz çökürten tekniği diyoruz. Hemen not alıyorum ben. Merhabalar dostum.
İşte en sık karşılaşacağınız vaka bu. Antibiyotiklerin her derde deva olduğuna inanan antibiyotik teyzeler. 6 saatte bir almazsam ölürüm. Hadi ver. Antibiyotiğimizi ver. Bizim antibiyotiğe boğ bizi. Antibiyotik. Biz antibiyotiksiz yaşayamayız. Hanımlar, hanımlar, haydar. Önce bir tetkiklerinizi yapalım. Eğer gerçekten ihtiyacınız varsa veririz antibiyotiği. Eğer yaramıyorsa gereksiz antibiyotik kullanımı gerçekten çok zararlı. Eline mi yapışır 2 tane antibiyotik yazsan? Bugüne kadar verdiğin vergilerin hepsi haram, zıkkım, zehir olsun. Ve şimdi görürsün gününü. Kızlar, bastonlar yukarı. Vay! Oo! Gerçekten teyzelere siz nice yıldızı falan mı attınız? Hayır, her derde deva plasibo haplarından fırlattım. Bu plasibo haplar acil servisin yıldızı sayılırlar. Hocam vallahi bravo ya. Gereksiz yani antibiyotik kullanıp zarar göreceklerine plasibo verdiniz daha iyi. Yalnız biraz ayıp oldu sanki. Tıpta ayıp yoktur çocuğum. Ama hoca yarattığı hasarı da onarıyor. Yani. Ay. Hocam, iyi günler. Hocam sonuçlar çıkmış. Bir baksanız da bir çaresini söyleseniz. Süt mü içsem diyorsunuz acaba? Ne sütü kızım, apandisim patlamış. Acilen ameliyata alman lazım. Ne ameliyatı hocam? Kesip biçmeye ne kadar heveslisiniz. Ah, gazım var. Bir gaz giderici verseniz de gitsem. Ha? Yoğurt mu yesem acaba? Hanımefendi. Profesör diyor ki sizin ameliyat olmanız lazım. Öyle gaz çıkartarak olmaz. Lütfen ameliyata gidin, zehirlenirsiniz. Henüz hazır değilsin. Sakın çekirge. Yapma. Ama hocam yani kadıncağız zehirleniyor, söylemek lazım. Siz bana bırakın hocam. Hanımefendi lütfen bakın böyle olmaz. Sizin ameliyata gitmeniz gerekiyor. Vakit kaybediyorsunuz. Ben eve gidip bir kefir içsem yeter bence bana. Hanımefendi, tıbbi çözümleri neden mandıra ürünlerinde arıyorsunuz? Koskoca tıp var. Lütfen ameliyata. Buyurun ben size alayım. Lütfen. Aa, bırak beni. Ah, kat! Katil kadın! Katil bunlar! Katil! Ah! Ay, ne oluyor ya böyle? Onu mantıklı zannedip kartını düşürdün. Oysa onlar mantıkla değil, duygularıyla hareket ederler. Ulan! Ulan doktor! Ulan doktor! Benim 112 yaşındaki babaannem ortada hiçbir sebep yokken aniden öldü. Ulan sen bunun hesabını vereceksin. İşte en tehlikeli vaka. Gözü dönmüş hasta yakını. Ulan gözüm döner tabii. 112 yaşında bir kadın birdenbire nasıl ölür ya? Düşüneyim yüksek sesle. Ecelden. Ulan hadi oradan, ne eceli be? Bu kadın evde oturuyordu, yatıyordu. Buraya muayeneye getirdin. Ha bak. Bu kadın birdenbire öldü. Ya bu kadında tansiyon yok, kalp yok, böbrek yok. Akciğer yok, mide yok, dalak yok. Oğlum çoklu organ yetmezliği olmuş. Yaşlı kadın. Ulan. İki organı kalmış sadece çalışan. İki organla nasıl yetmiyorsunuz ya bu kadına? Seni var ya gebertecek. Nabzı çok yüksek atıyor ama normal. Çünkü sinirli. Ulan şunu... Öksür. 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 Hay Allah. Bademcikler de iyi. Allah Allah. Buldum. Kulak kristalleri yerinden oynamış. KBB'ye git sana baksınlar. Sağ olun doktor bey. Nasıl oldu lan bu böyle? Hocam. Hocam. Sarıyla yani. Aa, aa.
Hocam ne yapacağız? Çocuklar, doktorluğun 5 altın kuralı vardır. Okuyun bakayım neymiş? Saygı duy, hastayı koru, yarar sağla, eşit davran. 5. neydi hocam? Tıbbın geldiği son nokta kızım. Gerekiyorsa topukla! Açıyor! Bakıyorum da keyifler yerinde. Kaç! Kişiyi öldürdün. Bu ne lan oratorio gibi ya? Çok güzel odun veririm ben. Adamın odunu kopardı. Atalım bunu kodesi. Atalım aslanların önüne. Bana bu kini nereden geliyor ya? Efendim oğlum, arabayı uçuruma mı yuvarladın? 100.000 lira mı kaptırdın? Barı mı yaktınız? Sürekli koşan kişi hep daha az şey bilir evlat. Sadakat hep özenilir. Sen ne anlatıyorsun dayı? İsmimi söylerken terk ünsüzleri yumuşatmayın ve iyilik eki eklemeyin. Biz burada yokmuşuz gibi konuşacaksın. Bilal Bey kolay gelsin. Misafiriniz varsa sonra geleyim. Sana üstel! Sabahtan beri... Şöyle bir kendine gel ya. Biraz hareket. Eğlensin. Hiç birinin derdi oldunuz mu ya da birinin bir dert yaşamasına sebep oldunuz mu? Küçük, saçma sapan şeyler de olabilir. Şu kardeşimiz ne söyleyecek? İsim ne? Benim ismim Talia. Derdi olduğum kişinin ismi ise Lamis. Sen Talia'sın. Evet. Lamis'e dert oldu bu. Evet. Kim o, arkadaşın mı? Evet, en iyi arkadaşlarımdan biri. Nasıl dert oldun ona? Aşağı inecek misin diye konuşuyorduk. Nereden? Telefondan. Telefondan aşağı inecek. Evet. Evet. Annesi evde değilmiş. He. Annesini aradım. Açmadı. Sonra annesi niye Talia beni arıyor diye dedi. Azarlamış. Çünkü annesi evde değil. Evet. Sonra da Lamis tabii azar işittiği için sana kızdı. Yo. Ne oldu? Aşağı indik. Ya Talia, hikayedeki dert nerede? Ne? Dert şu, kızın, yani Lamis'in aslında inmemesi gerek annesi gelene kadar. Ama ben zorladım. Hmm. Bir derdi benim. Zaten aşağı inince orada olaylar bitti zaten. Annesi aşağıda yakaladı mı Lamis'i? Haha. Yakaladı. Aha. Simit dağıttı. Bir de şurada bir arkadaşım var adı Doruk diye. Ona niye bağlandık şu an? Ya Lamis de sana simit mi almış? Evet, bir de Doruk'a almış. Doruk'a da simit almış. Aha. Doruk neredeydi? Salıncakta sallanıyordu. Salıncakta mı sallanıyordu? Evet. Peki sonra annesi ne yaptı Lamis'in? Kocaman bir simit getirdi. Büyük simit. Yiyeceğim mi dedi. Peki bu derde nasıl derman oldunuz? Nasıl bitti bu hikaye? Bilmiyorum. Tamam, var mı eklemek istediğin bir şey? Evet, var. Söyle. Lamis. Ha, aşağı gel. Bir de aynı zamanda bir tane daha olayım var. Onu da... sonra başka bir programa inşallah. Aslında o da aynı zamanda dert oldum. Tamam, bu yeter bize. Yok. İsterseniz anlatabilirim, kısa geçersem. Yok. Bu tamam. Tamam Talya'cığım, teşekkür ediyorum. Mikrofonu ne yapacağım? Arkadaş alacak. Hangi arkadaş? Siyahlı. Beni bu sarmala sürükleme bak. Tamam. Kafam karıştı zaten. Allah'tan skece geçiyoruz. Ben biraz soluklanırım orada. Şimdi efendim, ne diyordum ben ya? Şimdi bizim Gündüz Kuşağı'nda Derdime Derman Ol diye bir programımız var. O programa bağlanıyoruz. Bakalım kimler gelecek, ne dertleri varmış, dertleri kim çözecek, çözebilecek mi izleyelim. Buyursunlar.
biliyorsunuz çok sıkıcı, çok varoş, avam konular işleniyor bu programda. Artık içim şişti. Geçen hafta öyle bir programda, öyle bir yayındı ki hala tedavi görüyorum. Öyle bir üçleme var ki Talya, simit, salıncak, dorum. Bu nedir? Aşağı in, telefonla inme. Annem aradı, Doru. Simit al. Büyük simiti Doru'a ver ama daha inme. Annesi aşağı inebilir. İnecekse onu yukarı çağırıyor seni. Yok yok, inmesin o. Ben zaten öyle oldum ki ondan sonra onu çağırdım. Onu derdi. Seni televizyona çıkma yasaklıyorum Talya. Çıkmayacaksın bundan sonra. Ay vallahi içim şişti. Bir de diyor ki daha bunun devamı var geçenler. Daha bunun ne devamı olabilir ya? Bütün yayını mı kapatacaksın? Bütün gündüz kuşağını sana mı adayalım Talya? Aa, vallahi olmaz. Hakikaten olmaz. Ha, zaten aşırı derecede sıkılıyorum bu programı yapmaktan. Kakaladılar bana. Biraz dert anlattır, dert dinle. Vallahi şiştim, içim şişti. Ama neyse, çaktırmadan bu programı artık bugün ben devraldım. Bundan sonra ben sunacağım. Biraz içimiz şişsin mi? Biraz daralalım mı? Biraz dert dinleyelim mi? Biraz ne olduğunu hiç anlamadığımız konular işleyelim mi? Vallahi Talya'dan daha çok eğleneceğiz, yemin ediyorum. Talya, çıkmıyorsun ekranlara bak bir süre. Şimdi... İnanın içinde simit, salıncak, doruk kelimeleri geçmeyen bambaşka bir hikayeye götürüyorum sizleri. Hadi alkışlayalım. Mehtap Paşa Jale geliyor. Hoş geldiniz Bostancı yayınıma. Merhaba Yeter abla. Belli ki bir değişikler tiplersiniz. Belli ki biraz içimiz şişecek. Hoş geldin Mehtap teyzem. Hoş geldin. Şimdi demişsin ki benim bir derdim var filan demişsin. Aşırı derecede merak ediyoruz. Derdin nedir, anlatır mısın bize? Şimdi Yeter Hanım kızı. Ben geldim çünkü oğlumla gelinimin ilişkisini düzeltmek istiyorum. İnanır mısın, benim tek duam bu. Ha, araları bozuk. Sen onları barıştırmak mı istiyorsun? Hayır, araları çok iyi ayırmak istiyorum. Al buyur. Program başladı bak. Dakika bir, gol bir. Muhammed Ali gibisin ha. Sağ gösteriyorsun, sol çakıyorsun. Vallahi değişik tipsin. Belli ki içim iyice şişecek. Çok belli, değişiksin vallahi. Peki, neden böyle diyorsun? Şimdi hepimiz merak ediyoruz. Kızcağıza bakıyoruz. Gelinin hanım hanımcık değil mi? Güzel, böyle düz oturuyor. Nesi var bu gelinin? Söyle. Yani... Ha. Yeter abla, ben söyleyeyim sana. Söyle. O bana hep laf söyler. Ha. Devamlı bana laf söyler. Evlendiğimiz günden beri ben eşimin canı sıkılmasın diye tek kelime etmedim kendisine. Sesimi ömrü bile yükseltmedim. Nerede etmedin, nerede yükseltmedin? Yalan, yalan, yalan. Çatadırlı züllü! Ben nerede yükselttim sesini sana, terbiyesiz? Kız, duydun mu bari şu? Sessiz, terbiyesiz, boş gelin. Kelimelerine dikkat et. Etmiyorum kelimelerine dikkat. Edeceksin o kelimelerine dikkat. Etmeyeceğim. Et, o zaman ben de etmiyorum kelimelerine dikkat. Sen kelimelerine dikkat etmiyorsan ben de etmiyorum kelimelerine dikkat. Ben dikkat ediyorum kelimelerime, asıl sen et kelimelerine dikkat etsen. Ben dikkat etmem, sen etmesin kelimelerine, ben de etmem, dikkat sen. İnanılmaz. Ya bir şey diyeceğim. Kelimelerin yerlerini değiştiriyorsunuz, gene aynı şeyi söylüyorsunuz. Ay yeminle bıktım bundan Yeter abla ben. Ay yeminle bıktım ben bundan Yeter abla ben. Ne kadar kıçıkırıyorsun Yeter Hanım? Taklitlerine dikkat et. Etmeyeceğim. Edeceksin taklitlerine. Edeceksin o taklitlerine dikkat. Çatadın üzüllü. Ay. Ay ya hakikaten içim şişiyor. Ay belli ki çok sıkılacağım yani. Daha bakın başladım efendim, edip sunuyorum burada Allah aşkına. Siz belli ki birbirinizi yiyeceksiniz, anladım ama ben Paşa'ya dönmek istiyorum. Paşa, sen bu ikiliyi nasıl idare ediyorsun? Onu da bir anlat bakayım bize. Bak hepimiz merak ediyoruz. Yeter Hanım, aşkım ne diyorsa o yani. Paşa, anam tutacaksın. Seni ben doğurdum. Anamdan yana olacaksın Paşa. Tamam, doğru. Anam ne diyorsa o Yeter Hanım. İkisine de haklı dedin şimdi. Tamam işte, siz ne diyorsanız o doğru yani. Paşa karaktersiz olarak çözümü bulmuş. Sevgili misafirlerim, çözümü böyle bulmuş. Yalnız kaynanan diyor ki, ben ayrılmalarını istiyorum diyor. Ben de sana soruyorum, sen bu konuyla ilgili acaba ne yorum yapacaksın diye. Yeter abla. Of,
söyle. Ben evlendikten sonra şunu anladım ablacığım. Ben eşimle değil kaynanamla evlenmişim. Hmm. Resmen bu adam benim kaynanamın yanına verilmiş ucuz bir eşantiyonmuş, bir promosyonmuş abi. Promosyon gibiyim, doğru diyor ama. Bak bir de onaylıyor, görüyor musun? Zevzek deve, dana. Dana mı? Ay çok tatlı, yeter abla be. Ay içim şişiyor, vallahi içim şişiyor. Neyse, paşa. Senin varoluşunu falan hep konuşacağız. Belli ki bunları konuşacağız yani. Tamam. Çünkü sen de bir tuhafsın yani gerçekten. Yok. Peki kaynanan ne yapıyor? Hadi bunu sorayım bir de yani. Ay yeter abla yani. Söyle. Her şeye karışıyor. Hı-hı. Şu evlendiğim günden beri Faşa ile benim ömrü hayatımda bir tane romantik bir anım olmadı. Hı-hı. Geçen gün Faşa bana gitmiş gül almış. Paşa, paşa. Paşa bana gitmiş gül almış. Git reçel yaptım. Gül reçeli yedik. Bak hele be. Yaptığının reçeli böyle ekmeğe sürüp ımmak ımmak yiyorduk ama. Benim gülüm ister yerim ister yemem. Anca yerin zaten. Yeter hanım kız. Ben olmasam sana yemin ediyorum bunlar aç kalır biliyor musun? Ha. Abo bir eline telefonu alıyor, bir eline cipsi alıyor. Ondan sonra oturduğun yerde bütün gün yiyor kendini. Ha. Sen izin mi veriyorsun yemek yapmama? Zart part eve giriyorsun, zart part eve giriyorsun. Güleceğim tabii, sana oğlumun evi. Doğru diyor, anam doğru diyor yani. Ne zaman isterse ama Cale istemezse gelemezsin. Ama canı isterse gelir yani. Ne zaman isterse gelebilir. Ama Cale'nin de istemesi lazım. Canım alan benim. Cale'm benim. Adam siyasetçi gibi olmuş artık. Sürekli bir şeyler söylüyor. Ama ne söylediğini o da bilmiyor. Yeter abla bak evet. Ben sana şöyle söyleyeyim. Söyle. Yani kaynanan Faşa ile benim arama girmesin hı-hı yeter. Ben başka bir şey istemiyorum abla. Tamam, sen şöyle mi demek istiyorsun şimdi? Çok mu karışıyor ilişkisi, onu mu diyorsun? Yok abla, bayağı Faşa ile benim arama girip orada yatıyor bu kadın. Mehtap? Evet. Ya biraz bunu konuşalım mı? Konuşalım. Yani aranıza girip yatıyor diyor. Ha. Var mı böyle bir şey? Yatıyor. Aralarında mı yatıyorsun Mehtap? Kız beni veriyorlar. Çek yatta yatıyorum. Aa benim her yerim tutuldu. Kedileri almışlar ortopedik yatak. Niye yapmayacağım? Giriyorum, yatıyorum. Oh! O zaman gideceksin, evinde yatacaksın. Sen mi soracağım kız oğlumun evine gelirken? Kalmıyorum, gitmiyorum evime. Ama bir şey söyleyeceğim Mehtap, bu biraz abartı. Yani bayağı aralarına girmek de biraz abartı. Biraz ayarsızsın galiba Mehtap. Ay yeter abla, bu bir şey değil. Ben sana bir şey söyleyeyim. Daha da mı var kız? Ya kız biz... Aa! Ha söyle. Bir kaynana. He. Balayına gider mi? Yeter ablam ya. Ay yok artık. Evli çiftin balayına mı gittin Mehtap? Yok evli çift... Doğru mu anlıyorum? Şöyle oldu ablam, ben evet anlatayım sana. İyice anlat, anlamıyorum. Basmıyor kafam, evet. Ablam bu bizimle birlikte gelmedi. Benim yerime gitti balayına bu. Bu ne yaptı biliyor musun? Aldı paşayı, ana ol benim balayını yaptılar abla. Sen seni götürmeden. Yok, nerede? Sen kaldın, bunlar gitti. Evde oturdum, böyle kaldım. Paşa bir şey söyleyeceğim. Sen ne diyeceksin bu konuyla ilgili? Yani... annem bir kadındır. Yani eşim de bir kadındır. Evet. O da ister, o da ister yani. Birileri istemek zorunda, birileri ister yani. Herkes ister. Ama olmayınca da olmaz. Biz olanın da sevincini paylaşırız, olmayanın da üzüntüsünü paylaşırız yani. Dansöz Didem senin kadar kıvırmıyor. Yani bir şekilde yolunu bulmuşsun. Şimdi Mehtap, belli ki Jale biraz haklı gibi. Yani şimdi bak hepimiz burada dinliyoruz. Ben şimdi tek tek soracağım. Herkes aynı şeyi düşünüyor bence. Sen bence bu eve çok gidiyorsun. Evlerine çok gidiyorsun. Başka ne diyeceksin? Ekleyeceğin bir şey var mı yani? Kız ben bunun neyini konuşayım? Bu valla sabah uyanıyor, vicdanına kadar çekiyor abi tatil buraya. Tamam mı? Ondan sonra Eriye TikTok'u alıyor telefonu. TikTok, mühtok. Ben böyle bir şey görmedim. Ya. Orada çocuk mu aç, kocası mı aç, ev bu götürüyor. Ne oluyor? Hiçbir şey umurunda değil. Evet. Ondan sonra kalktı. Şey Kıt Bey, bir iş yaptı Bey, bir mattı Bey. Çok efendim. TikTok'ta gördü yeni yeni şey. Neymiş efendim? Helikoptermiş. Helikopter mi bu? Helikopter mi? He? Var mı böyle bir şey? Varmış işte. Ama seninki pek olmadı sanki. O kadar yaşlı. Burada helikopter mı yapmayı bilenler var mı Allah aşkına gençlerden? Aa, yanına kalkıp yapsanıza bir görelim ne olur ya. Bu ne yaptı böyle? Kalk hadi. Bilenler bir kalksın ayağa helikopter. Nasıl? Ha, bu mudur olay? Mehtap seninki daha iyiymiş anam. Mehtap seninki çok iyiymiş. Vallahi çok iyiymiş. Bravo. Yeter abla görüyor musun beni nasıl kıskanıyor? He. Sırf TikTok'ta 10K oldum diye beni nasıl kıskanıyor Yeter abla? Kız TikTok'un ne olduğunu bile bilmiyorum. 10K nedir? Market falan mı? Ben bunu nasıl kıskanacağım? Nasıl bilmiyorsun? Dönüyorsun helikopter diye çocuklar yapamadı o. İşte gördüğünü yaptım. Ha belli ki. Peki paşa sana bir şey soracağım. Sürekli sosyal medyaya giriyor diye rahatsız oluyor musun?
Şimdi efendim, günümüzde sosyal... Aman! Ay! Vallahi içim şişti. Üş, günümüzde sosyal medya diye karınla eşinin arasına giremezsin ya paşa. Ay vallahi içim şişiyor ya. Sen biraz kıl kuyruksun galiba. Ha? Şey... Hayatta kalmalıyım. İkinci Dünya Savaşı'ndaki İsviçre gibiyim. Haklısın ama. Haklısın, evet. Haklısın ama. Peki, Mehtap, gelin başka ne yapıyor? Gelin başka ne yapıyor ben sana diyeyim. Hadi. Gelin sabah köyde kalkıyor, o bütün gün dizi izliyor. Fiştir iş diye bir şey varmış. He. Televizyonda fiştir iş açıyor. Tamam. Ondan sonra bir sürü dizi izliyor orada. Hangileri mesela? Halay çekiyor, Mağdur. Ondan sonra efendim, Sandy City bir şey... Bak, bak. Adını bile söyleme. Saksan City diyeceksin. Küfretti. Ben mi yanlış duydum? Küfretti. Bak, seçti sensin, sütlü de sensin. Ay. Küfretti, canlı yayındayım. Ana yapmayın, lütfen ya. Vallahi ya, yeni bir avamlık bitmiyor, öbürü başlıyor. Vallahi bayılacağım. Mehtap, dizi adı o, dizi adı. Bırak kız izlesin. Anam izlesin izlemesine bir şey değil. Orada hayatlarda özeniyor mu? Ondan sonra sabah kalkıyor. Ay paşa beni buraya götürür. Aa paşa seni oraya götürür. He. Ay efendim paşa bana şuşu al. Şuşu senin neyin ağı? Sushi o, sushi be. Şuşu, şuşu. Sushi. Şuşu lan. Sushi. Şuşu, bilmiyor konuşuyor şuşu. Ya sus, ay yeter artık ya. Ay yeter abla ya. İki tane box nigiri yediysek yani ne olmuş? Ay bizim neyimiz eksik? Biz niye yiyemiyoruz? Da domun eksik. Ben böyle bir şey görmedim. Tamam Mehtap. İki paket şuşuya sen git 300 TL'nin. Çatardın üzülme. Vallahi bayılacağım. Gerçekten beni al geçeceğim. Paşa. Paşa. Benim buradayım. Gidin. Ana ne yaptım şimdi? Paşa. Sana dokunuyor mu böyle iki kutuya 300 TL vermek, rahatsız ediyor mu? Yani şöyle, şimdi normalde karşılığı 20 euro. Şimdi yabancı bir insan geldiği zaman ülkesinden ona asgari gibi gelebilir. Yani aslında, anladı herkes anladı zaten. Bana beni al şimdi. Ne anlatıyorsun acaba sen? He? Yani bir de... Siz çocuk yaptınız ya. Bir de sizin çocuğunuz var. Evet yaptım. Ne oluyor o çocuğa misal? Kim bakıyor bu çocuğa? Hangi çocuğa Yeter abla? Ha? Senin çocuğuna. Ha doğru. Doğru Yeter abla. Biliyor musun çocuğumuz var. Hatırladın doğru. Şu an değil mi? Hatırladım valla. Ha. Onu da aldı götürdü kendiyle. Sen dedi buna bakamıyorsun dedi. Bir yıldır güzel yavrumun yüzünü göstermiyor bana Yeter Sahi abla. Sahi mi diyorsun? Evet. Özlüyorsun sen şimdi. Özlüyorum abla. Her gün fotoğraflarına bakıyorum ben. Çiçek kızımı bak yanımda tamam. Getirdim. Kurban göster, olurum. Göster biz de görelim. Ha, bakar mısın güzelliğe? Ay. Ama Mehtap özler yavrusunu. Ne kadar narin. Ne olur bakın. Şu tatlılığa bakın. Ne kadar na... Adı neydi? Çiçek. Çiçek. İncecik, zarif. Şöyle elden ele dolaştıralım. Görmeyen seyircilerim olmasın. Şu tatlılığa bakar mısınız? Dönsün şuraya, hocam alır onu. Ay maşallah. Peki bir şey söyleyeceğim. Özlüyorsun değil mi? Çok. Çıtı pıtı minicik dünya tatlısı bir kız çiçek. Ben de dedim ki artık hadi bir şeyler yapayım. Şu çiçeği bulayım, stüdyoya getireyim. Getirsenize çiçeği efendim. Alkışlayalım çiçek gel. Ay. Mehtap, hakikaten iyi büyütmüştün çocuğu. Tabii, çocuğu aynı benim gelenek örneklerime göre yapıyor. Biraz fazla mı büyüttün acaba? Çocuk bir deri, bir kemik diye etlendi, kallandı kız. Ne güzel oldu, aslan gibi kız oldu. Baksana. Çiçek! Ah, annem ne oldu sana? Gel kucağıma annem. Gel annem, gel. Kurban olurum. Ne oldu sana? Ne geleceğim sana be? Sen önce telefonla bak. Helikopter, helikopter! Çatal dilizi ölüyor! Ah, aynen! Kurban olsun babaannesi! Canım benim.
benim kızım candır. Benim kızım bir tanedir ama. Gel babaya, gel. Babam! Yavaş gelin bana öyle. Hah, normal gel. Oğlum! Babam! Abi böyle yavaş ama bak. Yavaş ama. Kızım bırak! Ne oluyor? Kızım, oh! Kızım bırak! Lan kim diye gitti ha? Ay kurtarın! Çocuk çok ağır! Yeter ya! Yeter! Yeter kız! Bırak! Saçımı çıkardı ya! Bırak at şunu alın ya! Nasıl bir şey ya bu? Şu halime bak ya! Yeter artık yani! Haysiyetsiz, gurursuz bir adam olarak çıktım ortaya! İnsan kızıyla güreşir mi? Ah! Bırak baba, baba deme bana şimdi! Ben güzel değil miyim? Ne? Ben diyorum ben! Ben? Ha? Ben? Evet! Güzel! Değer miyim? Değer miyim? Sana birileri gerçeği söylesin artık! Sen güzel falan değilsin! Oldu baba! Tamam, gelme şu an, istemiyorum! Bak! Bak kahretsin ya, tamam ya! Ev de sizin olsun, her şey sizin olsun! Ben kızımı alıp gidiyorum, yürüyün! Fatih'im düştü, bir dakika! Çiçek! Çiçek açma insanlar, kızım! Ay neler yaşanıyor, vallahi şiştim! Kızım çık! Hadi çiçek, hadi! Yeter abi, böyle kızma, böyle çiçek mi oldu? Ağaç bu ya bildiğin! Ay ay! İşte insan yardan da vazgeçiyor, eşten de vazgeçiyor ama evladından vazgeçemiyor. Ha? İşte böyle kaldınız, ana kız baş başa. Ne, ne kalacağım ben bununla ya Allah'ın aşkına? Ben bununla nasıl kız baş başa kalabilirim? Çatadın üzülme! Kelimelerine dikkat et! Etmiyorum kelimelerime dikkat! O zaman ben de etmiyorum kelimelerime dikkat! Sen kelimelere dikkat etmesin, ben de kelimelerime etmem asla dikkat! Nasıl dikkat etmediğine dikkat edeceksin o zaman dikkat sen kelimelerine! Dikkat edemem, sen de kelimelerine dikkat ay! Etmezsin! Vallahi içim şişti! Vallahi avamsınız be! Tekrara düşüyorsunuz ayrıca. Program başladığında yaptınız bunu. Etmeyeceksin dikkat. Edeceğim dikkat. Zillo! Edeceğim. Etmeyeceksin gelibelim. Edeceksin dikkat. Evet sevgili seyircilerimiz. Bostancı'daki bu yayınımızın da sonuna geldik. Dilerim bu programları bol bol izleyip, oh çok şükür, iyi ki biz bu halde değiliz dedirtmişizdir sizlere. Başka bir programda görüşmek üzere. Artık yayını kapatıyorum. Çatal deline zillo! Böyle, birine de benzettiler kendilerine. Ver müziği, görüşürüz. Teşekkür ediyoruz efendim. Daha önceki bölümlerden takip ettiğiniz bir yöneticimiz var. Bakalım ne gibi bir sıkıntı var? Neyin hakkını arıyor, kimlerle karşılaşıyor? Buyurun efendim. Vay, vay, vay. Şuna bak. Duvarda çapraz asılı kılıçlar. Sert adamız he. Sen daha sert adam görmemişsin. Lakabı da babaymış. 6 aydır aidat vermiyor. Bir de demiş ki sıkıyorsa gelin alın. Bana diyor ha, bana. Ulan ben adamın ciğerini sökerim. Yönetici Bilal'im ben. Adamın ciğerini böyle tak diye sokarım, tak diye çekerim. Ya sendeki bu ne yöneticilik aşkıymış anlamadım ki ben ya. Sen bir kere de böyle sıradan bir apartman sakini mi olsan acaba ya? He? Ne oldu sana? Çocukken yönetici olamazsın mı dediler? Anlamadım ki ben. Fikri Usta, yöneticilik benim kanımda var. Lider doğdum, lider öleceğim. Ben ne yapayım? Vallahi öleceğin kesin de artık lider mi olursun değil mi bilmem. Baksana şuraya ya. Çapraz kılıç var abicim. Ya bunlar kesin karanlık adamların figürleri. Kesecekler bizi ben sana diyeyim. Kim? Bizi. Kesecekler. Ya bu dilim var ya bu dilim. Şu duvarda gördüğün kılıçlardan daha keskindir. Hasmını dilim dilim doğrar. A bu dilim dışarı çıktıysa kana bulanmadan geri dönmez. Ha? Sok şunu içeri be.
Ne zaman böyle yırtık dondan çıkar gibi çıksak başımız belaya giriyor. Alo. He Bahadır Efendi. Hayır efendim, o temizliği bitireceksin. O şikayet eden altı dairemde temizliğini yapacaksın. Vallahi paranı vermem. He. İşini bitirdikten sonra gel bu baba denen zıp çıktığın evindeyim. Oradan alırsın paranı. Tamam mı? Bir koli gelecekti bana. Ya elektrikli testere söyledim şu ağaçları budamak için. He. Gelmedi. Tamam, gelirse haber ver. Bana bak. Bu temizliği bitir. Beni kendine bulaştırma. Tamam? Tembel ya. Alışmış yatmaya arkadaş. Bak şu duvarın, girişteki duvarın sıvası iki aydır dökülmüş rutubetten. Bir şey yap değil mi? Ben nar buradan alçı aldım. Sen gitmeden onu da halledersin Pikros'ta. Yine bana kilitledin yani. Ne var canım sende ya? Ne oluyor lan burada? Kim bunlar Rıza? Bilmiyorum Mustafa baba. Hayırdır lan? Hayır lan! Ne öyle lan onunla konuşuyorum? Kim var senin karşında biliyor musun? Kimsin lan sen? Ya geridir azıcık. Ben villalar sitesi yöneticisi Bilal Koç yiğitim. Altı aydır aidat vermiyormuşsun. Sıkıyorsa gelsin alsın demişsin. Geldim ulan. Kimsiniz oğlum siz? Bak hemen. Hemen o birikmiş altı aylık aidatını... Yani 18.000 lirayı vermezseniz vermeyin. Vermezseniz vermeyin efendim. Altı aydır dönüyormuş site zaten. Bir altı ay daha döner öyle değil mi Fikri Usta? Hemen ne meraklılar insanların yakasına yapışmaya ya. Efendim biz sizi daha fazla oyalamayalım. Fikri Usta hadi gidelim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen herkese haraca kesen Mustafa babanın evine gelip... Ondan haraç mı kesmeye çalıştın şimdi? Asla! Haraç ne ben bilmiyorum, asla! Aidat efendim. Sitenin genel giderlerinde herkesin hissesine düşen para. Aidat. Bir dakika, ben böyle teknik bir mevzudan haberdar değilim. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi sen her ay benim sana para vermem gerektiğini söylüyorsun, doğru mu? Bu benim için resmen haraçtır. Aa, bu kağıtların Allah belasını versin. Allah bunların gün yüzü göstermesin. Yırttım, bitti. Ha gitti efendim. Borç borç yok, bitti. Ne oldu? He? O dilim dilim doğrayan dilim içine kaçtı. Şu ortamda birbirimize gelin görümce gibi laf mı sokacağız? Ya Ozan, bu silah dediğimiz icat öyle bir icat ki... Kimin sıkıntısı varsa onun sıkıntısını çözer. Misal bu silah onun elinde olsaydı ben ona para ödeyecektim. Anladın mı? Aynen Mustafa baba. Silah olmasa sende bir numara yok. Ulan sen benimle dalga mı geçiyorsun Sibo? Yürü git. Az önce öldürdüğümüz adamları gör. Kokarlar mokarlar şimdi. Hadi lan. Tamam baba ya. Sen de bütün pis işleri bana yaptırıyorsun Mustafa baba ya. Oğlum yürü git lan. Tembelsin abi. Kabul et Mustafa baba. Acı kaldı şey. Tamam dur. Lan bu hemen. Yürü git lan. Ne oldu lan? Ne oldu? Silah şimdi kimde? Baba kim? Artık baba benim. Hadi 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 hadi. Sen niye yatıyorsun ya? Ne gülüyorsunuz abicim ya? İbrahim Rıza baba geldi. Bakıyorum da keyifler yerinde. Sakın bir delilik yapma evlat.
masum birinin ölmesini istemeyiz değil mi evlat? O elindekini usulca yere bırak. Efendim, bir saniye, bir yanlış anlaşılma var şu an. Bu silah benim değil, şu beyefendinin. Az önce o bana tutuyordu. Aa, bu. Baba! Yapma baba! Ne olur kıyma canıma! Benim çoluğum çocuğum var. Ne olur bağışla beni! Ne olur! Ne diyorsun oğlum sen? Az önce sen beni öldürecektin ya. Efendim ben baba değilim, baba bu. Ben değilim, ben değilim. Ne olur canım bağışla baba! Yalan söylüyor. Bunun eski karısından iki tane çocuğu var. Baba bu! Ne diyorsun lan sen? Vallahi öldürürüm seni ha! Öldürürüm mü? Gördün değil mi İbrahim Rıza baba? El sıkıştığın anında öldürürüm he? Bu adam bir katil. Atın bunu zindana. Ne zindanı lan? Orta çağda mı yaşıyoruz oğlum? Rıza baba, ben buna odunu veriyorum, ne diyorsun? Sürekli koşan kişi, sakin kalıp düşünenlerden hep daha az şey bilir evlat. Çok şey bilenler, az koşan sakinlerdir. Ha. Yani sakin kalın diyor bence. Alo, efendim oğlum. Ne? Arabayı uçurma mı yuvarladın? Ben o arabaya dokunma demedim mi sana oğlum? Ah be oğlum be. Kapat, kapat. Ne oldu komiserim? Yine mi çocuklar? Çocuk değil, deccal, deccal. Çocuk? Baba? Çocuk? Çocuk evdeki huzurun mayasını alırsa çocuktur. Almazsa çocuk olmayı başaramamış bir çocuktur. Ha. Hanginiz baba? Burada uyuşturucu kaçakçısı ve onlarca masumun katili bir baba varmış. Onu almaya geldik. Evet. Babayı almaya geldik. Şakalar yapmazsanız sevinirim komiserim. Hayda. İçeri girdiğimizde silah senin elindeydi. Şüphe en güçlü silahtır evlat. En güçlü şüphelimiz sensin. Ne oluyor orada ya? İbrahim Rıza baba, çok doğru söyledin. Gerçekten en güçlü silah şüphe. Ben de hep şüphelenirim. Çocukluğumda polis olmak istedim. Herkesten şüphelenirim ben. Bu yönetici Bilal'den şüphelenmek hepimizin hakkı. Şüphelenin bundan. Ne diyorsun lan? Ne şüphelenmesi oğlum? Birlikte aidat almaya gelmedik mi buraya? Fikri Usta ne yapıyor? Belki beni de pis işlerine bulaştırdın he? Belki de yöneticilik senin için sadece bir maske. Ne diyorsun İbrahim Rıza baba? Ne diyorsun ya? Fikri Usta ne yapıyorsun? Sen niye böyle cüce deniz atı gibi her girdiğin ortamı kopyalıyorsun kendine ya? Amirim, siz gelmeseydiniz bu adam benim Filistin askısıyla böyle asıp Çin işkencesi yapmak üzereydi. Bu adamın acıması yok amirim ya. Yalancı ya. Komiserim yemin ediyorum yalan söylüyor. Kötü kötü oynuyor zaten, bir bakın yalancıya. Bak. Burada kimin yalancı olduğuna biz karar veririz evlat. Unutma, eğer bir yalan söylersen o yalanın esiri olursun. Esir olduğun yalanı söylersen artık kendin değilsin demektir evlat. Sorgulayın şunu. Evet. Kendi. Aranda. Konuşma. Uyuşturucu. Kime satıyorsun? Kaç. Kişiyi öldürdün. Mallar. Şimdi. Nerede? Kiminle? Beraber çalışıyorsun. Bu ne lan oratoryo gibi ya? Yurttan sesler korosu gibi arkadaş. Bu nasıl sorgu? Ben anlamadım ki. Bak aslanım. Suçunu hemen itiraf et. Tamam mı? Baba olduğunu söyle. Biz de buradan hemen gidelim. Tamam mı? Hadi. İşi zorlaştırma. İstiyorsan zorlaştır. Çünkü ben
Zoru severim. Beni tanıdıkça daha iyi anlarsın tokmak kafa. Ha? Çok güzel odun veririm ben. Bir dakika ya, ben bunu biliyorum. İyi polis kötü polis, öyle değil mi? Öyle mi? Allah'ım. Adamın odunu kopardık. Usta. Sen ne yapıyorsun orada ya? Odun oynayacak zaman değil usta. Maşallah. Görev başında da espriden odun vermiyorsunuz. Görev başındaki polisle dalga geçmeye utanmıyor musun? Estağfurullah efendim, siz kelime oyunu yapınca ben de şaka maksatlı belki katılırım. Yalnız bu arada senin bu sert tavırlarına da bayılıyorum Çiçek Selin komiserim. Maşallah taş gibisin ha. Taş dedin de aklıma geldi usta. Heh. Acaba diyorum sen bir tek taş mı alsan? Siz karı koca gibi atışmaya başladınız. Öyle değil mi Rıza İbrahim baba? Bak evlat. Evlat. Baba. Baksana yüzüme. Bak, çünkü burnum düştü düşecek. Son bundan, son. Gel bakalım evlat. Biraz konuşacağım. Evlat. Vay be burun kardeşliği. Neler hissettiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Neyse, konusa dönelim. Evlat, hı? Erkek karısının söylemediği her sözcüğü anlayabiliyorsa o zaman evli olduğunu anlar ve evlilik o zaman gerçekleşmiş demektir. Aa. Şifreli mi konuşuyor? Ben anlamadım ki arkadaş. Ne dediği de şüpheli yani. Sen çok iyi anlarsın şifreli konuşmayı Bilal baba. İbrahim Rıza baba. Evlat. Bu adam şifreli konuşuyor. Belki dışarıya bir mesaj vermeye çalışıyor. Hı, hı. Ne diyorsun lan sen? Ne milleti kaza getiriyorsun? Provokatör köpek. Evet. Aynen öyle, biliyor musunuz? Bu adam şifreyi bilmeyenlerin dilini kesiyor. Dilini kesip ekmek arası tost yapıp dilini kaşarlı tost yiyor ya. Bu adam tam bir sadist tamiri. Lan bu nasıl pis bir hayal gücü ya? Şşt! Bana bak lan tokmak kıma. Aç o telefonu, bizim burada olduğumuzu çaktırma. Tamam. Alo? Merhabalar. Merhaba. Bilal Bey, kargonuzu getirdim. Şifreyi söyler misiniz? Aa, şifre! Duydunuz işte, şifre! Beyefendi, bana şifre gelmedi. Nasıl yapalım? Şifre yoksa paket de yok. İyi günler. Adam telefonu hemen kapattı, işkillendi. Ne var lan o pakette? Bir şey yok efendim, elektrikli testere var ya. Bak ya! Bir de açık açık söylüyor tokmak kafa. Kimi keseceksin lan o testereyle? Benim bir uzvumu kesecekti. Benim bir uzvumu kesip beni her yerde direndirecekti. Hatta siz gelmeden önce bana direnci manileri öğretiyordu. Bakın tam şöyle bir şey. Adama dünya malına gelir de geçer. Şu garip ukaraya 3-5 lira ver. Yani stres altında bu kadarını ezberleyebildim ama bu adamdan bir cani haberim. Vay vay vay. Merak etme. Biz varken sana hiçbir şey yapamaz. Evet. Hayati Mesut komiserim, siz de nefes almazsanız sevinirim. Ulan nefes almanın da tribi mi olurmuş ya ha Rıza baba? Efendim, vallahi bir yanlış anlaşılma var. Ben çok naif bir adamımdır ya. Ben karıncayı bile incitemem ki. Alo, efendim kızım. Ne? İnternette tanıştığın adama 100.000 lira mı kaptırdın? Ah be kızım ya! Kapat, kapat! Sıkıntı mı var komiserim? Ya oğlum, klasik benim çocuklar işte. Kim bunun çocuğu ya? Problem çocuk mu? Hey, hey, burada mısınız? Hey, hey. Bu kim? Bahadır Efendi, temizlik işlerinden. Aha! Adam pislik çıktı Rıza baba. Görüyorsun değil mi? Kirli işlerini yaptırmak için adam tutmuş. Atalım bunu Kodes'e. Ulan senin
Bana bu kinin nereden geliyor ya? Ne yaptım ben sana? Evini mi yaktım, ananı babanı mı dövdüm, çocuklarını mı kaçırdım? Ne bu kinin? Hemen çocuk, açıklayacaksın şu an. Çocuklar hemen saklanın. Saklanın, herkes saklansın. Sen de biz burada yokmuşuz gibi konuşacaksın. Bakalım ne işler çeviriyorsun? Kafam da böyle kaldı yemin ediyorum ya. İyice saklanın çocuklar, iyice. Hilal Bey kolay gelsin. Misafiriniz varsa sonra geleyim. Devam et. Devam et. Devam, devam. Gerçekten mi ya? Evet, Bahadır Efendi. Ne diyorsun? Söyle hadi. Hilal Bey, temizlik tamam. Dairenin temizliği öyle değil mi? Ya işte şu şikayet eden 6 kişi vardı ya, temizledim. Dairelerini temizledin öyle değil mi? Hilal Bey, benimle kafamı buluyorsunuz ya. 6 tane adam vardı ya, şikayet ettiriyorlardı. Hadi bakalım, şimdi açsınlar ağızlarını göreyim. Ama bak sen çok agresif konuşuyorsun, hiç yakışmıyor. Ya Bilal Bey, aynı gün içinde 6 kişilik temizlik işi istiyorsunuz. Affedersiniz de biraz agresyon yaratan bir iş yani. Biraz gerildim, kusura bakmayın. Lütfen benim paramı verin. Maaşını diyorsun. Emeğimin karşılığını diyorum. Al şu parayı ve sus diyorum. Al şunu. Sağ olun Bilal Bey. Bir dahaki temizlik işinde yine beni ararsınız herhalde. Başkası olmaz çünkü. Evet, size de iyi günler. Severek takip ediyorum sizi. Gördün mü bizi ya? Sanmam. Ne o Bilal Bey? Bir dahaki temizlik işinde demek bu adamı tekrar arayacaksın he? Görüyorsun İbrahim Rıza Baba. Evet, evet. Adam tam bir katil. Evet. Atalım bu adamı aslanların önüne. Yok, timsahların önüne ya. Siz oğlum bir kendine gel, ne olursun hayatımı yakacağım benim. Siz gelmeseydiniz bu adam beni akreplerine cine atacaktı. Sus lan sen de. Gelin manyağı. Efendim, bu iki manyağın lafına inanıp beni yakmayın ne olursunuz. Onlar yüzünden değil evlat. Kendi yaptıklarının yüzünden yanacaksın. Uğruna ödediğin bedeller mutluluğuna engel oluyorsa o hak ettiğin mutluluk sana pahalıya mal olacak demektir. Ha. Ah. Evet, İbrahim Rıza Baba, aldığımız istihbaratta babanın Avrupa üzerindeki uyuşturucu kaçakçılığının son durak olduğunu söylüyor. Aa! Yani eğer birinin üzerinde uyuşturucu bulursak bence bu iş biter. Bak işte, ben de bu kızın bu aklını seviyorum biliyor musun? Hop, tak diye bağlantıyı kurdu. Yemin ediyorum, çiçeğim, senin komiserim ateş gibisin ha. Dikkat et de o ateş yakmasın komiserim. Aa. Ayrıca bir daha benimle bağlantı kurmazsanız sevinirim. İsmimi söylerken de sert ünsüzleri yumuşatmayın ve sonuna da iyilik eki eklemeyin. Rica edeceğim. Ya komiserim, sen bu hanımefendiye bir söz verdin de tutmadın mı yoksa? Çünkü ben hanımdan biliyorum. Evlilik yıl dönümünü falan unutunca aynı agresyonu yapıyor, aynısı. Sana ne lan? Tokmak kafa! Yat. Şu elindeki torba senin mi? Benim torbam. Yoksa torbacı mısın sen Bilal? Ne diyorsun oğlum ya? Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürecek. Sen bize eşek mi diyorsun lan? Tokmak kafa. Hayır, hayır vallahi. Evlat. Bunun içindeki ne peki kardeşim? Alçı, ha? Alçı efendim o. Hmm. Usta, şu masayı getirsene. Getiriyorum. Çiçeğim Selin'im. Kesin sen bu alçıyla nemli duvarları alçılıyorsundur. Vallahi abla nereden bildiniz ya? Ne? Aç. Wow! Ne oldu baba? Birinci sınıf. Evet efendim. 3 çeşit vardı, ben en pahalısını aldım. Bravo. Ben böylesini görmedim. Görmüşsünüzdür aslında. Yani bilinen bir marka o ya. Hmm. Çok etkili. Şimdi o saten olduğu için içinde çok kimyasal var. He. Kimyasallarla da haşır neşiriz yani. Ha. Hakimiz. He? Estağfurullah. Yalnız bak çok yediniz siz ondan. O alçı efendim. Yani çıkarması yara yara olur. Allah Allah! Vurdun ya! Sen de
Amma cimri çıktın be baba. Altı üstü, alçı üstü bir parça yiyeceğiz yani. Acele edelim. Saat 6'da dişçi randevusu var. Ya gülmekten alçıma kaçıracağım. Ya ben mi yapamıyorum, bunlar mı anlamıyor? Baba! Ne diyorsun? Her şey ortada. Bence alıp götürelim merkeze ha. Aynen öyle amirim. Gerçekler işte ortaya çıktı. Amirim çok yatardım içeride. Çünkü mafya babaları çok intikamcı oluyormuş. Ondan diyorum. Merak etme evlat. Evet. Biz olduğumuz müddetçe bunun gibiler senin gibilere asla zarar veremez. Olmaz. Adalet, adalette olduğu zaman adalet olur. Evet. Adalet yerini buldu. Gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır Bilal baba. Ulan ben senin ananı nerede tanıyorum da sen sabahtan beridir baba baba diyorsun ya? Usta. Efendim oğlum? Ne? Barda hesap fazla geldi, barı mı yaktınız? Ah be oğlum ya, kapat kapat. Ah. Mustafa baba. Lafları gömdüm. Bunlar kim Mustafa baba? Ha? Mustafa baba. Kim bunlar ya baba? Mustafa baba kim bunlar ya? Baba! Mustafa baba sağır mısın? Sana diyorum kim bunlar? Oğlum baba? Sen kimsin lan? Lavukları ben... diyorum gömdüm baba bahçeye gömdüm. İki tane leşi diyorum gömdüm diyorum bahçeye. Mustafa baba. Oğlum sen kimsin? Ben seni asla tanımıyorum ya. Baba sen kafayı mı yedin ya? Baba aklını mı yitirdin sen Mustafa baba? Mustafa baba! Alo Mustafa baba, baba ulan baba! Sen delirdin mi, aklını mı yitirdin Mustafa baba? Ha? Benim ben, Ozan senin şu ikinci adamın. Hani silahlı adamın yok mu? Hani bütün pis işlerini yaptırdın, ölüleri öldürtüp kokmasınlar diye gömdürttün Mustafa. Benim Ozan ben ya! Mustafa baba! Ulan! Mustafa baba! Alo! Baba! Hey! Mustafa baba, dur, dur, dur! Dur, dur, dur! Daha hani şu elebaşı olduğun örgüt var ya, onun ikinci adamı ben, Ozan, Ozan, ben... Ulan dosyamı yazıp ikinci asli cezaya verseydin! Lan bir çuval incir ettim be! Yürü git lan! Demek baba sendin, davranın çocuklar! Sevgilim! Baba, bu taraf! İyi operasyonda ekip. Tebrikler. Unutmayın çocuklar. Masumiyet sevilir. İyi niyet affedilir. Sadakat hep özenilir. Ya sen ne anlatıyorsun dayı? Sen ne anlatıyorsun ya? Şu salak gelmesin. Aa bak bunu da tutmamışsınız. Dur şunu. Yakalandık ya. Ya şu salak gelmese en az 50 yıl yatarım vardı benim organize suçtan ya. Sen yargının kararları hakkında konuşamazsın. Abla, sen de bir kendine gel ya. Tripli konuşmaktan normal konuşmayı unutmuşsun. Bir sal kendini, bir kendini. Bırak şöyle ya. Sana üstten. Sana üst. Sabahtan beri... Balgamlı gibi. Git bir baktır şu boğazına ya. Nodül var sende, nodül. Tıp ilerledi. Git şunu alsınlar, yakarak alıyorlar hemen ya. Sakin ol. Ulan ben sakinim de, sen nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun? Çocukların terminatör gibi ya. Her yeri yakıp yıkmışlar seni anca. Tamam kızım, kapat. Tamam oğlum, kapat. Bir silkin. Bir şöyle bir kendine gel ya. Biraz hareket. En iyisi.
Ne iş bilmez adamsınız ya? Durduk yere vallahi burada suçlu çıkacaktık. Tabii böyle üst perdeden konuşunca devlet memuruna hakaret gibi oldu, öyle değil mi? Aa. Yani al bunu, al 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 bunu, hepsini al bunu, al bunu, al bunu. Ben alıyorum bunu. Alıyorum bunu. Kanundan kaçınılmaz bu ya baba. Ne oluyor lan? Hep sen mi vereceksin odunu? Azıcık da ben dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımızın